Fizik bölümünde özür dilerim hangi yüksek enerji? Yüksek enerji ve plazma fiziği ana bilim dalında yardımcı doçent doktor. Ben söyleyemiyorum da kendisi orada görevli. Ayrıca Sol gazetesinin Bilim Sol ekinde yayın yönetmeni. CERN'de de 3 sene kadar görev almış bir bilim adamımız, Türk bilim adamımız. Anladığım kadarıyla yakın zamanda tekrar görev alacaksınız. CERN'de neler olduğuna dair hepimizin tabii bilmediği, sormak istediği şeyler var. Hani CERN'de ne yapıldı, ne bulduk? Bulduk bizden mi saklıyorsunuz, ne var? Hani niye kapanmadı, hala aktif bir şekilde bir parçacık bulmuş. Nerede bu parçacık? Bu soru işaretlerinin cevapları kendisine fazla uzatmadan buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hayatta konuşacağım. Ona alışıyorum. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Hem yönetim kurulu hem de sosyal işler konusunda. Şimdi bu CERN meselesi, yani şimdi yeniden bugün de ele alacağız ama bunu biliyorsunuz, geçen sene ve ondan önceki sene medyada çok fazla yer buldu. Türkiye'de de, işte uluslararası medyada da. Ve ondan sonrasında, şimdi böyle bir şey gündeme gelince tekrar CERN'le ilgili bunları konuşmak, ben de dedim ki, yani hala kapatmadık. En azından o çerçevede meseleyi ele alayım. Bilmiyorum, başlık çok uygun oldu mu ama böyle bir şey icat ettik. Kendimle ilgili şunları söyleyeyim. Yani ben bu şimdi anlatacağım bu büyük hadron çarpıştırıcısında bir fiil çalışmadım. Onun hemen öncesinde yer alan bir elektron, aynı tünelde yer alan bir elektron pozitron çarpıştırıcısı vardı. Orada çalıştım. Ondan sonra bu büyük işler kategorisindeki işleri bırakıp yine CERN'de başka alanlarda doktoramı tamamladım. Ondan sonrasında dolayısıyla işin kısmı, yani şu anlatacağım kısımları benim dolaylı olarak dahil olduğum işler olacak. Arkadaşımızın sunuşundaki bir şeyi de düzeltmek isterim. Yani Bilim Sol'u, işte neydi, Sol gazetesi varken yayın yönetmeniydim. Onu icat ettik. Öyle bir sayfa yaptık. İşte 1,5 yıl falan da sürdü. Ondan sonra Sol gazetesiyle beraber benim de oradaki işim bitti. Yani şu aşamada bir ilişkim yoktur. Onu da söylemiş olayım. Başka söylemem gereken şu girişle ilgili yok herhalde. Şöyle bir plan yaptım. Yani bu CERN'le ilgili bir miktar bilgi verdikten sonrasında ondan sonra bir büyük hadron çarpıştırıcısıyla ilgili bir şeyler anlatacağım. Beraberinde X'e gireceğiz ve ondan sonrasında da neden kapatmıyoruz kısmını anlatmak istiyorum. Bu çalışmada çokça Ercan Özcan ve Sean Carroll diye iki tane, Ercan Özcan Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi profesör oldu yakın zamanda arkadaşımız. Ondan sonra bir de Sean Carroll'un sunumlarından yararlandım. Tabii onun dışında da bu işler binlerce, on binlerce kişinin emekleriyle yapılan işler. Dolayısıyla ben bunu çok küçük bir kısmıyla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağım. CERN 1954 yılında kuruluyor. Ve ondan sonrasında Cenevre'de yer alıyor. Bu şöyle bir kompleks. Yani bunun içerisinde Fransa-İsviçre sınırı üzerinde yer alıyor. 3000 civarında çalışanı var. Ondan sonrasında 10.000'den fazla kullanıcı var. Yani mesela ben de bir kullanıcıyım ama hani CERN'de uzun zamandır yer almadım. Dışarıdan bağlanarak yapabileceğiniz bir sürü şeyler var. Oradaki aktivitelerle ilgili. İşte nedir? 1100 milyon diyeceğiz. Nasıl olacak o? 1.1 milyar herhalde demek daha uygun olur. İsviçre frangı bütçeye sahip. 20 tane üye ülkesi var. Ve 4 tane üye olma aşamasında işte İsrail, Güney Kıbrıs, ondan sonrasında Romanya gibi ülkeler var. Onun dışında Türkiye ve benzer ülkeler gözlemci statüsünde yer alıyor CERN'de. CERN'ün 1954'te, yani şurada aynı şeyin bir başka yerden görüntüsü, arkada Alp Dağları. CERN'ün gelişimi ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Yani şuradan başlıyor. Yani 1954'te kurmaya başladıkları yer burası. Ve İsviçre'de başlıyor aslında.
Ondan sonrasında tabii ihtiyaçlar büyüdükçe bunlar yer altındaki yapılar. Yani şurada tam çakıştırdım noktasını. Ondan sonrasında bu burada tam yer altında yer alan yapılar. 100 metre yer altında yer alıyor şu büyük çember. Bu LHC tüneli dediğimiz, büyük atom çarpıştırıcısı tüneli dediğimiz şey. Buna ne ihtiyaç duyuyoruz? İlk önce onu anlatmak isterim. Buna ihtiyaç duymamızın nedeni? Şimdi şöyle, yani sonuçta mühendislere anlattığım için bilimlerle falan ilgili çok öyle detaylı bir şey girmedim. Sonuçta bizim yani kendi ebadımız eğer hani metre olarak ifade edersek bu bizim bildiğimiz işte Newton mekaniği falan dediğimiz mevzuların geçerli olduğu yerdir. Ondan sonrasında ebatlar büyümeye başlayınca yani sağa doğru işte nedir jeoloji gibi geofizik, jeofizik dediğimiz şeyler gibi. Ondan sonra biraz daha büyüyünce astronomi gibi, biraz daha büyüyünce astrofizik deniyor. Bu alanlar ayrılıyor, birleştiği yerler var. Daha da büyüyünce kozmolojinin konusu oluyor. Yani böyle bir branşlaşma var. Burada niye bu tarafa doğru büyüyünce mevzular değişiyor? Çünkü bizim bu sefer gözlem araçlarımız değişiyor. Burada bakıyorsunuz, yani eğer gezegenleri, yani astronomi yapmak istiyorsanız bir tane en azından teleskopunuz olması lazım ki bir şeyler görebilin. Biraz daha uzaklara bakmak istediğiniz zaman bu sefer onları görmek istediğiniz nedir? Dedektör sistemleri veya algıç sistemleri değişiyor. Çok daha büyük sistemlere bakıyorsunuz, bu radyo astronomi konusu olmaya başlıyor. Ve ondan sonrasında çok daha büyük teleskoplar yapıyorsunuz. Hatta teleskop zincirleri yapıyorsunuz. Yani şu en sağda görülen beyaz sağ alt tarafta bir radyo teleskop. Radyo sinyalleri alıyor. Dolayısıyla daha doğrusu radyo frekansında dalga boyunda sinyaller alıyor ve bunlardan mesela şu aşamada Şili'de yanlış söylemeyeyim ama 50 civarında böyle bir seri olarak henüz daha çalışmaya başlamayan bir dizi yeni inşa ediyorlar. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar bizim çok daha büyük yapıları görmemize. Yani nedir mesela? Galaksiyi görmek istiyorsanız, galaksi cluster'ı deniyor, galaksi öbeklerini görmek istiyorsanız bunlara da bakmanız gerekiyor. Küçüğe gittiğimiz zaman, yani sonuçta insandan daha küçüğe gittiğimiz zaman hücre, DNA, ondan sonrasında nedir? Çekirdek ve çekirdeğin daha altındaki yapılara gittiğimiz zaman yine ilgilenen bilim alanları değişiyor. Yani nedir? İşte mekanikten daha küçük şeylerle ilgilenen kimya, biyoloji gibi alanlarımız var. Ondan sonrasında işte nedir? Katı hal fiziği dediğimiz bir alan var. Bu elektrikle, elektronikle daha fazla ilgili olan bir alan. Bizim bütün işte nedir? Çiplerimizi, sensörlerimizi vesaire falan filan üreten ve yeni malzemeler geliştiren bir alan. Bir sürü elektroniğe doğrudan dahil olmayan işlerle de ilgileniyorlar tabii. Ondan sonra nükleer fiziğimiz geliyor. Bu alanı da tanıyoruz. Ondan sonra da parçacık fiziğimiz geliyor. Buradaki meselemiz de yani bizim ölçeklerimiz küçülmeye başladıktan sonrasında bunları gözlediğimiz aygıtlar da küçülüyor. Yani nedir? Hani sonuçta mikroskop gibi bir şeyle hücreleri görebiliyoruz. Ama eğer çok daha küçük şeylere bakmak istiyorsa çok daha yüksek enerjili, çok daha yüksek frekanslı ve dolayısıyla çok daha küçük dalga boylu elektromanyetik dalgaları kullanmamız gerekiyor. Kısaca işin özeti bu. Ve dolayısıyla şurada benzer bir şeyi de tekrar ifade edersek büyükten küçüğe doğru giden bir nedir? Hazır değil. Yani sonuçta biz kendi gözümüzle bu yaprakları görüyoruz. Bir miktar bu nedir? Şeylerin nedir? Yaprağın damarları. Ha, söyleyemedim sağ olun. Yaprağın damarlarını görüyoruz. Ondan sonrasında işte nedir? Basit teleskop mikroskoplarla bakmaya başladığımız zaman buradaki hücreleri görmeye başlıyoruz. Daha kuvvetli mikroskoplarla baktığımız zaman bunun içerisindeki işte yok kloroplastı görüyoruz. Ondan sonra daha yakına baktığımız zaman çekirdeğini görmeye başlıyoruz.
daha yakına baktığımız zaman bu DNA iplikçiklerini görmeye başlıyoruz. Ha, bu arada da görüntüleme ayrıntımız değişiyor. Ne oluyor? Mesela mikroskoplar, optik mikroskoplardan elektron mikroskoplarına geçmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonrasında bunun da bir sınırı var. Yani elektron mikroskoplarıyla bu DNA'ların zincirini görebiliyoruz. Fakat ondan sonrasında molekül boyutuna, atom boyutuna indiğimiz zaman bu sefer şu sağ altta gözüken bir taramalı tünelleme mikroskobu dediğimiz bir şey. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Ama bu Türkiye'de de bunu üreten arkadaşlar var. Yani üretip yurt dışına satan. Duydunuz mu bilmiyorum ama sonuçta bu taramalı tünelleme mikroskobuyla gayet güzel atomları yerinden oynatarak teker teker yazı yazabiliyorsunuz. Bunu bir tane işte Ahmet Oral yapmıştı, bir tane Türk bayrağı yapmıştı. Bayağı da gazetelere falan filan çıkmıştı. Kendisi bunu yapıp satıyor. Yani şeyde, Bilkent şeyinde, Teknopark'ında öyle bir firması da var. Daha da küçük yerlere gittiğimiz zaman, yani burada ölçeğimizde nanometreden, bu 0.1 nanometre mertebesine girdik. Yani dolayısıyla angstrom mertebesine, yani bir tane atom ebadına inmiş olduk. Buradan daha aşağıya gittiğimiz zaman, yani pikometre mertebelerine inmeye başladığımız zaman, bu çekirdeği, bu atomun yüzeyi diye düşünün, şu sol taraftaki görüntüyü. Ondan sonrasında büyük bir boşluk var. Bu ilginç bir şey hakikaten. Atomunuzun içi gayet boş bir şey. Yani atomunuz sonuçta hani bir angstrom büyüklüğünde, tamam çok küçük de, sonuçta bir angstrom büyüklüğünde, yani onun üzeri -10 metre veya 0.1 nanometre mertebesinde. Ama ondan sonra çekirdeğe indiğiniz zaman mertebe çok değişiyor. Yani onun üzeri -15'lere gidiyor, femtometrelere gidiyor. Ve dolayısıyla büyük bir boşluk var. Ve bu boşlukta, yani femtometre mertebesine indiğiniz zaman büyük bir çekirdeği görebiliyorsunuz mesela. Daha da aşağılara inmeye çalıştığınız zaman bir yerden sonrasında bizim bu işte nedir? İlgilendiğimiz, yani yüksek enerjili parçacıklarla görmeye çalıştığımız ve hani bizim kendi optik frekanslarımızla hiç alakası olmayan ama yine de bir görme biçimi olan alanlara girmiş oluyoruz. Bizim bu dedektörlerle yaptığımız şey prensip olarak gözümüzle yaptığımızdan çok farklı olmayan bir şey. Yani sonuçta ne yapıyoruz? Bir fotoğraf çekiyoruz. Bu fotoğrafları çok seri çekiyoruz. Görmek dediğimiz eylem böyle bir şey. Ondan sonra bir tane beyinle bunları işliyoruz ve ondan sonrasında bunu yorumluyoruz. Bizim buradaki dedektör sistemlerimiz, yani algıç sistemlerimiz, bunları Türkçeleştirmeye de çalışıyoruz ama pek hem kendim alışık değilim hem de dinleyiciler veya işte nedir bunları konuştuğumuz yerlerde insanlar genel olarak alışık olmuyorlar. Ama hani algıç bence gayet iyi bir icat bu dedektör sistemleri için. Bunlar sistem, yani koskocaman şeylerden bahsedeceğim. Çok sayıda dedektörden oluşan ve dolayısıyla algıç sistemi dediğim şey oldukça kapsamlı bir şey. Ve burada bizim açımızdan ilginç olan şöyle bir şey var. Şu şeyi belki görmüşsünüzdür. Nedir? Resmi mi diyeyim, fotoğrafı mı? Fotoğraf değil de böyle bir diyagramı. Burada bizim evrenimizin geçmişe doğru görüntüsü. Yani biz kabaca buralarda yaşıyorsak bu 13.7 milyar yıl öncesinde bir yerde bunun oluştuğuyla ilgili bir fikrimiz var. Buna büyük patlama deniyor. Bu büyük patlama, yani buraya bağlayacağım meseleyi, niye bu çok küçüklere girdik, bir de şimdi birden çok büyüklere geçtik. Neden çok büyüklere geçtiğimi biraz sonra ifade etme olanağım olacak. Evrenimize baktığımız zaman ne yapıyoruz? Yıldızları gözlüyoruz, biraz evvel söylediğim gibi. Çeşitli frekanslarda gözlüyoruz vesaire vesaire vesaire. Ama en son gidebildiğimiz yer şurası. Şurası kosmik ardalan ışınımı dediğimiz. 380 bininci yılda, yani sıfır diye bir şey varsa, büyük patlama diye bir şey varsa ondan 380 bin yıl sonra oluşmuş olan bir şey. Ve dolayısıyla biz bunun evrenin
her tarafından gelen bir radyasyon olarak, bir elektromanyetik dalga olarak görebiliyoruz. Bu 1960'larda yani iki tane elektronik mühendisi tarafından bir radyo anteni yaparken fark ediliyor. Radyo antenini mükemmelleştirmek için çok uğraşıyorlar ama parazitten kurtulamıyorlar. Ve o parazitten kurtulmak için ondan sonrasında işte o zaman bakıyorlar, yani radyo anteni dediğimiz şey, yani bu oda kadar falan bir şey. Bunun içerisinde güvercinler mi pisledi, ne oldu falan, hakikaten onları temizliyorlar diyorlar. O şeyden hiçbir türlü kurtulamıyorlar. Ondan sonra bu yakındaki üniversitedeki fizikçilerden destek aldıklarında bunların gözledikleri şey bu kozmik ardava ışınının olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Kozmik mikrodalga ardalan ışınlar. Bu mikrodalga mertebesinde olan bir ışıma ve ondan sonrasında bunu gayet iyi, şimdilerde gayet iyi ölçebiliyoruz. Geçtiğimiz sene de Planck diye bir Planck ismiyle gönderilen uydunun verileri geçtiğimiz sene yayınlandı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bunlar, bu arada bunu siz de gördünüz aslında hepiniz, bu kozmik ardalan ışınımının. Sonrasında bu fark ediliyor ki, bu bizim siyah beyaz televizyon tüplerindeki o hani yayın yokken gelen o sinyaller var ya, o sinyallerin asıl kaynağı oymuş. Bilmiyorum bunu biliyor muydunuz ama bu kozmik ardalan ışınımının kendi hayatımızda da bir şey. Bu nereden çıkıyor? Ne oluyor? Onları ifade etmek isteyeceğim. Burada ilginç olan şey şu, bu kozmik ardalan ışınımı bizim hani buradan evrenin her tarafından bize ulaşan bir ışıma. Güzel. Ve bunun kabaca şey değeri, enerji değeri 2.7 Kelvin'e tekabül ediyor. Oldukça düşük bir enerji, oldukça nedir? Soğuk bir dalga. Böyle ifade edebiliriz mikrodalga mertebesinde. Ve bu arada bir karanlık bir çağ var. Burada hiçbir şey göremiyoruz. Burada yıldızlar oluşmaya başlıyor. Şurada ilk görünen yıldızlar var. Bu geçen hafta mesela şuralarda bir yerde bir tane çok büyük bir şey buldular. Kara delik buldular. Bilmiyorum gazetelerde görme fırsatımız oldu mu? Yani buradan işte nedir? 12 milyar yıl uzaklıkta, yani işte şurayı bizim kendi bulunduğumuz yer alırsak, şuradan 12 milyar yıla gidersek, kabaca şuralarda bir yerde yeni bir şey bulurlar. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Ve söylediğim gibi, radyo astronomiyle gidebildiğimiz yer bu kozmik ardalan ışını. Fakat... Şimdi bu görüntü aynı biraz evvelki görüntünün bir başka ifadesi. Yani yine şurası biz olmakla beraber, kusura bakmayın bazı şeyler, bazı slaytlar İngilizce kaldı. Biraz evvel gösterdiğim kozmik ardalan ışınımın şurası. Bu kozmik ardalan ışınımı bugünkü bilgimizle şu şekilde oluşuyor. Öncesinde nedir? Maddeyi oluşturan ve maddenin etkileşimini oluşturan parçacıklar bir arada bulunurlarken bir anda atomlar oluşmaya başladığında, yani evrenin gelişiminin o merhalesinde evren şeffaflaşıyor. Evren şeffaflaştığı için o anda gerçekleşen ışımayı görüyoruz biz aslında. Ve dolayısıyla bunun öncesine geçmemiz teknik olarak, yani bu biraz evvel bahsettiğim teleskop yöntemleriyle o teknikleri kullanarak bunun öncesine geçmemiz mümkün değil. Ve fakat bunun öncesinde, yani bunlar işte hem yıl olarak burada ifade ediyor, saniye olarak burada, ondan sonra yıl olarak, ondan sonra bir de enerji olarak. Biliyorsunuz her sıcaklığa karşılık bir enerjiden bahsedebiliyoruz. Değil mi? Yani bununla ilgili detaya girmeme gerek yok değil mi? Dolayısıyla yani bizim burada kozmik ardalan ışınımız işte kabaca 300 bininci yıl civarında. Ondan sonrasında 3000 Kelvin'e karşılık geliyor ve ondan sonra çok oldukça düşük enerji. Nedir? 10 üzeri eksi 10 giga elektron volt, yani elektron volt mertebesinde olan bir şey. Giga 10 üzeri 9 olduğuna göre 10 üzeri eksi 10 0.1. Dolayısıyla 0.3 elektron volt mertebesinde bir ışımadan bahsediyoruz. Evrenin o dönemdeki sıcaklığının karşılık geldiği şey. Şimdi biz burada, yani bu çarpıştırıcılarla gittiğimiz yer aynı zamanda
Şurada büyük hadron çarpıştırıcısını görüyorsunuz. Şu ikisi daha önceki çarpıştırıcılar. İkisi de Amerika'da yer alan çarpıştırıcılar. Buradan yani şuradan şuraya gitmek falan filan o kadar kolay şey olmadığı için ve bu logaritmik bir nedir? Skala olduğu için, ölçek olduğu için dolayısıyla bunlar birbirine çok yakın şeylermiş gibi gözüküyor ama pek de öyle değil. Ve biz bu çerçevede, yani bu hızlandırıcılarla bir taraftan çok küçük şeyleri görme olanağımız olduğu gibi aynı zamanda da evrenin geçmişine bir başka bakış yapmak olanağımız oluyor. Çünkü bizim çalıştığımız enerjiler burada Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda şimdi bu sene 13 TeV kadar yükselecek. Yani tera elektron volta kadar yükselecek. Ve 13 tera elektron voltu biz burada evrenin oluşmasında ancak nedir? Kozmik argalan ışınının çok öncesinde şurada gördüğünüz üzere buna biz kuark gluon çorbası diyoruz. Kuark gluon çorbasının olduğu dönemlerde ancak bu enerjileri evrende görmek mümkün. Dolayısıyla yeryüzünde bunları yapmak oldukça bize yeni şeyler öğreten araştırmalar. Büyük hadron çarpıştırıcısına gelirsek, işte bunları duymuşsunuzdur herhalde. 27 kilometre civarında, yerin 100 metre altında böyle kocaman tüneller var. Burada insan yok ama bu kabaca 2 insan boyutunda, yani 5 metre civarında, 4 metre civarında bir şey. Ondan sonrasında burada 9300 tane süper mıknatıs var. Bu süper mıknatıs dediğim şey şu aşağıda da gözüküyor. Yani şunların bir tanesi, buna dipol diyoruz. Dipol ne demek biliyorsunuz. Yani sonuçta iki tane kutbu var. Ve bu iki kutup arasında dolayısıyla bir proton geçtiği zaman bunu ne yapıyor? Saptırıyor. Fakat protonlarımız o kadar hızlı geçiyorlar ki ve bu o kadar güçlü bir mıknatıs ki dolayısıyla yani bu 10 metrelik bunların hepsi şu mavi gördüğünüz şeyler 10'ar metrelik şeyler. Bu dipol mıknatıslarla biz bunu çok küçük yani derece olarak çok küçük saptırabiliyoruz. Ve o yüzden dümdüz bir mıknatıs gibi gözükebiliyor. Yani dipol olması anlaşılır olsun diye bu açıklamaları yapıyor. Ve dolayısıyla bunların çalışması için bunlar süper iletken mıknatıslar. Bunların makul şekilde çalışabilmesi için 1.9 Kelvin'de çalışıyorlar. Sıvı helyumla soğutuluyor. Yani bunların hepsi çok ileri teknoloji şeyler. Sıvı helyum yani diğer sıvı gazlar gibi ele alınamıyor. Ve ondan sonrasında bu ilginç olan diğer boyutları da var. Bu bizim dış uzayımız. Yani nedir? Sonuçta uydularımızı gönderdiğimiz yerde çalışmaya alıştığımız sıcaklıkların en düşüğü 2.7 Kelvin. Şunun için söylüyorum yani siz sonuçta yani bir çipi denersiniz değil mi? Yani sonuçta oda sıcaklığında çalışacaksa atıyorum -10 derece ile +40 derece 50 derece arasında bir yerde çalışıyorsa o çalışıyordur. Şimdi ama ondan sonra siz gidip de şey yaparsanız uzaya aynı aleti gönderirseniz -10 derecede çalışan bir şeyi o orada iflas eder. İse eğer ne yaparsınız? 2.7 Kelvin'e göre yani bizim bu işte uluslararası uzay ISS neydi? International yani ISS'in Türkçesi Space Station. Uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu. Mesela orada çalışacaksanız eğer, oraya da bir çip çalıştıracaksınız eğer 2.7 Kelvin'de çalışması yeterlidir. Fakat bu yeni bir teknoloji gerektiriyor. 1.9 Kelvin'de helyumla çalışmak için. Çok basit ayrıntıyı anlatıyorum. Bütün her tarafı ayrıntı dolu aslında bu işin. Bu çok basit ayrıntıyı anlatıyorum. Çünkü bu bizim açımızdan çok kritik bir probleme yol açtı. Ne oldu? 2.7 Kelvin'den 1.9 Kelvin'e inip orada çeşitli denemelerle bu bağlantıları sağladıktan sonrasında 2009'da bu alet çalışmaya başladığında hatırlıyor musunuz bilmem patladı. Bu patlamasının sebebi tam da bu. Yani bütün teknolojimizin
en fazla uzay teknolojisi olarak 2.7 Kelvin'e kadar test edilmiş olması, fakat bizim 1.9 Kelvin'e inmek zorunda kalmamız. Ve orada bakır nedir? Yetkenler çerçevesinde bütün yapılmış olan testlere rağmen sonuçta bir insan hatası. Ama yani şey nedir? Oldukça istisna bir hata olmasına rağmen sonuçta bizim bu nedir? Bütün deneyimizin, bütün deneyimiz değil, bir bölmesinin patlamasına yol açtı. Ve bir yıl gecikti ondan sonrası. Çünkü oradaki bütün nedir, konnektörleri hepsini değiştirmek gerekiyordu. Yani, yeni malzeme. Akım yolunu kesti tamamen değil mi? Efendim? Patlamayla. Hoca o bir böyle bir patlamasıyla akım yolunu bozdu. Yani tabii. Yani patladı yani. Yapılamayacak duruma geldi demek istiyorsun. Yani efendim? Tabii. Yapılamayacak durumdaydı. Tabii. Kullanılmayacak durumda. Yani şu normal bir bağlantı, keşke onun fotoğrafını da koysaydım. Şu normal bir bağlantı olarak, yani şu dipolü, şu dipolü bağlantısı olan yerde bunlar böyle pat diye birbirinden kayacak, yani arada böyle bir 40-50 santim mesafe olacak şekilde bir patlama gerçekleşti. Yani bu makinenin herhangi bir tarafını kullanılabilir olmaktan çıkartıyor tabii ki. Ondan sonrasında bir yıl gecikmeyle olsa da tekrar bu alet çalışmaya başladı. Bütün söylediğim gibi, yani bu bir tane örnek, yani sonuçta bu örnek böyle bir probleme yol açtığı için ben ifade ettim, detay anlattım. Ama buradaki bütün sayılar oldukça kritik. Şimdi dedektörlere geçeceğiz. Dedektörlerde, algıç sistemlerinde, bunlar da işte nedir, 5 katlı kocaman algıçlar. Bunların orada, yani yerin 100 metre altında, mikron mertebesinde çözünürlüğe sahip olması için birkaç tane doktora yaptı mesela, çeşitli jeoloji öğrenciler. O kadar büyük kütleyi siz orada mikron mertebesinde, yani hem sismik olaylar var, hem yerin kendi oturması gibi mevzular var. Bütün bunlarla beraber orada hakikaten, yani benim bildiğim yani birden fazla doktora, jeoloji doktorası yapıldı. Dolayısıyla yani her şeyinde böyle çok ince, hem mekanik açısından, hem elektrik açısından, hem ondan sonrasında malzeme bilimi açısından her şeyi çok ayrıntılı olan bir şey. Yani 8.33 testte de böyle kolay ulaşabiliyoruz. Çok daha büyük manyetik alanlara ulaşabiliyoruz ama bu kadar büyük manyetik alandan bu kadar çok bir tek burada. Veya evren, mesela evrenin bu büyüklükte dediğim şey, yani evet çok daha yani sıfıra yakın kelvinlere düşebiliyoruz ama bunlar oldukça küçük hacimlerde gerçekleşebilen şeyler. Bu kadar büyük bir hacimde 1.9 kelvine düşmek evrende herhangi bir yerde olabilen başka bir şey değil. Evet. Evet, söylediğim gibi iki tane büyük algıç sistemi var. Bir tanesi Atlas, bir tanesi CMS. Niye iki tane var? Yaptığımız fiziği her zaman sonuçta biraz evvel anlattığım o patlama olayında olduğu gibi insan hatası olma ihtimali çok kuvvetli. Ve bu iki tane sistem, yani bir tanesi CMS, bir tanesi Atlas olan sistem, bizim bu Higgs problemini çözmek üzere optimize edilmiş iki tane dedektör sistemi. Birinin bulduğunu diğeri bulmasa oldukça büyük problem. Birinin bulduğunu diğerinin de onaylaması lazım ki bu yeni bir fizik buluşu olarak kayda geçebiliriz. Yoksa kocaman o hızlandırıcıyı yaparsınız ve fakat ondan sonra tek bir dedektörle bulabilir. Bunun gibi sayısız örnek var. Yani fizikçilerin yaptığı hatalar ve bu hatalar sonucu ortaya çıkan duyurular. Daha geçtiğimiz sene bir tanesi yapıldı. Hiç duydunuz mu bilmiyorum ama yani bu şeyle ilgili, yine kozmik ardalan ışınımı ile ilgili, bu Atlantik'te Antarktika'da yapılan deneylerden bir tanesi bir sonuç yayınladı. O sonucun yanlış olduğu çıktı ortaya ama bu yani New York Times'ın kapağında yer aldı. Mesela bu yanlış çıkması değil, yani pozitif bir şekilde değerlendiriyor olması. Fizikçiler bunlardan çok sayıda, yani tarih boyunca yapmışlardır. Bunlarda ne yapıyoruz? Burada sonuçta protonlar hızlandırılıyor bu büyük hadron çarpıştırıcısında ve bu özel olarak oralara yerleştirilmiş bu algıç sistemlerinde çarpıştırılıyor. Bu çarpıştırmalar işte nedir? Saniyede 100 milyon tane
gerçekleşiyor her biri için. Ve ondan sonrasında bunlar 10-15 milyon gigabayt, yani bayağı büyük bir sayı, yıl boyunca veri kaydediyorlar. Çalıştıkları süre, yani bir yıl boyunca sürekli çalıştıkları durumda. Ondan sonrasında, fakat bunların çoğu çöp. Çöp dediğimiz şey şu, daha önceki bildiğimiz fizikle ilgili olan şeyler. Ve bizim bugün çok ilgimizi çekmeyen güncel araştırma konumuz olmayan şeyler. Yoksa çöp derken başka bir şey değil. Ama çöp aynı zamanda bizim asıl aradığımız şeyin kendisini göstermesini engelleyen de bir şey. Ve dolayısıyla yani burada bizim bu çöpü bir kenara, hem daha elektronik seviyede hemen atmamız gerekiyor. Yani bizim önümüze gelmeden bir takım sinyaller görünce algıçta hemen bir kenara atmamız. Buna tetikleme sistemi deniyor. Birkaç kademede yavaş yavaş siz kendinize ilginç gelen olayları ayırıyorsunuz. Ve fakat bunu yapabilmek için sonuçta saniyede 100 milyon çarpışma oldukça büyük bir sayı. Yani hemen tersini alırsanız 100 milyon ne oluyor? 10 üzeri eksi 8 oluyor galiba, değil mi? 10 üzeri eksi 8 saniyede bir olay anlamına geliyor. Dolayısıyla sizin oradaki çözünürlüğünüz nanosaniye mertebesinde olması lazım ki siz onları teker teker ayırt edip okuyabilin. Ve ondan sonra da karar verin. Yani siz daha karar vermeden, daha doğrusu alet karar versin. Bunu yazacağım mı, yazmayacağım mı, çöpe mi atacağım? Çünkü bunların hepsi yer kaplıyor. Yer kaplayan kısmı atıldıktan sonra olan kısmı. Bir de onları atmadan yapsaydık, o zaman bu 15 herhalde 150'ye falan çıkar. Bilmiyorum, onu izleriz. Neleri biliyoruz? Bütün bu hikayeye başlarken, Higgs aramaya başlarken, bizim bildiğimiz şeyler sonuçta, bunu biraz evvel gösterdim, yani ne diyeyim? Bizim çekirdeğimiz var, bu çekirdeğimizin daha altında bir takım parçacıklar var. Bildiğimiz şeylerin hepsini yaklaşık 1978 yılı itibariyle bir yere toplamış olduk. Ve bu topladığımız yerde de bunlara bir takım parçacıklar ve bir takım ara parçacıklar olarak ikiye bölündük. Parçacıklarımız işte hani elektron gibi olan şeyler. Bunlar spinli ve ondan sonrasında belli bir uzayda yer kaplıyor. Bir de bunların birbiriyle etkileşimini sağlayan şeylerdir. Burada sol tarafta temel parçacıklar gözüküyor. Bizim elektron, ondan sonrasında kuarklarımız ve ondan sonra sağ tarafta da bunların birbiriyle iletişimini sağlayan kuvvetler gözüküyor. Temel parçacıklarımızdan elektron dışında şu kuarklardan en alttaki iki tanesi şu iki tanesi, şu taban ve tepe dediğimiz şey. Ondan sonra bunlar bizim hayatımızı oluşturan şeyler. Yani protonumuzu, nötronumuzu, ondan sonra elektronumuzu, bir tek bunlar oluşturuyor. Ve dolayısıyla biz zaten, değil mi, bütün çekirdeklerimiz proton ve nötrondan oluştuğuna ve bunların çevrelerinde elektronlar döndüğüne göre bunlarla aslında ilgiliyiz. Literatürde U ve D diye geçen kuarklarımlar. Evet, evet, evet. Ondan sonra, şimdi ben bunları zamanında çevirmişim de, çevirirken hangisini çevirdiğime karar veremedim. Yani up, down olarak bunları mı çevirdim, yoksa bunları mı çevirdim? Çünkü öbürü de bottom, top diye şey yapılıyor. Yukarı kuark, aşağı kuark. Ha, evet. Bunları, yani o elektronları, pardon, oluşturanlar yukarı iki defa muhabbet tekrar. Yani üst kuark, evet, up, evet. Geri, evet. Ondan sonrasında dolayısıyla bizim yani normalde kendi hayatımızda karşılaştığımız şeyler olağan olarak bunlar. Ama bunları anlamak için yani yıllarca elektron 1897'de keşfediliyor. 1897'de keşfedildikten sonra elektron henüz daha çekirdek yok ortada. Çekirdeği bulmak 1909-1913 civarında ancak mümkün. Ondan sonra protonu bulmak işte nedir? 1920'lere kalıyor. Nötronu bulmak, nötron nötr bir parçacık olduğu için, yani dolayısıyla elektrik alanlarla etkileşmediği için onu bulmak biraz daha zor. 1932'de gerçekleşiyor. Ve ama sonuçta 1932 civarında bizim kafamız netleşiyor. Diyoruz ki, evet, bir tane proton var,
bir tane nötron var ve ondan sonrasında bir de bunun etrafında dolaşan elektronlar var. Bu bizim çekirdeğimiz, bu da elektronlarımız. Ve dolayısıyla bu kadar parçacıkla biz bütün atomları yapabiliriz. Fakat ortada sizin gayet iyi anlayacağınız bir tane problem var. Bir tane proton var dedim, bir tane daha proton var. Ve bunlar biraz evvel gösterdim, 10 üzeri eksi 15 metre, 10 üzeri eksi 15 metrede, yani femtometrede bir arada bulunuyor. Bir protonla bir proton. Aynı yükü taşıdıklarına göre nasıl bir arada bulunuyor? Aynı yükü taşıdıklarına göre nasıl bir arada bulunuyor? Veya bu elektronlar ondan sonra bunun çevresinde dönerken, dönmek ivmeli bir harekettir. Neden ışıma yapıp da bunun üstüne düşmez? Gibi problemlerimiz var. Yani üç parçacıkla hayatımızı sürdürürdük fizikçiler olarak ama orada da anlamaya çalıştığımız ve çözemediğimiz meseleler var. Bizim bu dolayısıyla elektromanyetik kuvvetler, biliyorsunuz Maxwell ve bunun denklemleri yardımıyla 1875 yılı itibariyle kafamız taptaze, açılıyor, netleşiyor. Ondan sonrasında biraz evvel bahsettiğim süreç içerisinde de yeni adımlarla bunlar buluyor. Ama bu kuvvetler bize yetmiyor. Bir yer çekimi kuvvetimiz var, evrensel çekim kuvvetimiz var. Tamam, bunu anladık. Ondan sonra bir elektromanyetik kuvvetimiz var. Bunu da anladık Maxwell yardımıyla. Güzel ama bu çekirdek nasıl çekirdek oluyor? Bir tane problemimiz bu. Dolayısıyla biz bunları araştırmaya, anlamaya devam etmeye çalışıyoruz. İkinci bir problemimiz şu. Bizim ondan sonra bu bakıyoruz, bu nötronlar birden protona dönüşüyorlar. Bu nasıl oluyor? Bu çekirdek parçalanırken veya bazı çekirdekler, büyük çekirdeklerde gerçekleşiyor bu beta ışıması denen şey. Bunu da yine 1934 civarında Fermi ilk defa bunu hesap ediyor. Ondan sonrasında bir de böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Yetmiyor, 1932'de yine bizim elektronumuz vardı ya, bu elektronumuzun aynısından bir tane daha buluyorlar. Fakat bu kozmik ışınlardır. Fakat bu buldukları yeni elektron, elektronun bütün benzer, bütün özelliklerine sahip. Aynı kütlede, aynı spinde. Fakat yükü ters. Yükü ters. Şimdi bu nereden çıktı? Bu nasıl ele alacağız? Dolayısıyla hani biz orada duramıyoruz. Yani hayatımız evet şu üç tane parçacıkla kuruldu deme olanağına sahibiz ama açıklama durumunda kaldığımız, bizim doğrudan günlük hayatımıza girmese bile bu çekirdek mertebesinde bizimle dolaylı bir şekilde bir arada olan başka kuvvetler var. Ve dolayısıyla bunları anlamamız lazım. Ve sonuçta bizim geldiğimiz yer budur. Dört tane bizim kuvvetimiz var. Bu dört tane kuvvetten bir tanesi elektromanyetik kuvvet, bir tanesi zayıf kuvvet. Bu zayıf kuvvet bizim çekirdeklerimizin başka çekirdeklere dönüşmesine, nötronlarımızın protonlara dönüşmesine yol açıyor, güneşimizin çalışmasına yol açıyor falan gibi boyutları var. Ondan sonrasında bir de yayın kuvvet veya güçlü kuvvet dediğimiz bu çekirdeğimizi bir arada tutan kuvvetimiz var. Bir de dördüncüsü var, kadim kuvvetimiz. O da bizim yer çekimimiz, evrensel çekim. Şimdi bunların arasında bu 3 artı 1, bu üçünün bir özelliği var. Bu üçü sizin çok iyi bildiğiniz alanlar üzerinden ele alabildiğimiz şeyler. Yani bu parçacıkları, o alanları, alan dediğim şey yani elektrik alanı biliyorsunuz. Yani iki tane değil mi? Plaka arasındaki oluşan şey, manyetik alanı biliyorsunuz. Bu alan fikri çok güzel bir fikir şunun için. Bizim çünkü ortada daha öncesinden ta Newton zamanından çözemediğimiz ve bugün hala da çözememiş olduğumuz bir tane problem var. O da şu, bu burada Dünya, bu burada Ay. Güzel. Ne diyoruz? Bu bunu çekiyor, bu bunu çektiği kadar o da onu çekiyor. Peki bunlar birbirlerini, orada olduklarını nasıl biliyor? Yani hangi dili konuşuyorlar? Birbirleriyle nasıl iletişim kuruyorlar? Bu ortada bir garip bir problem. Veya işte nedir? Rosetta'yı gönderirken kütlelerin çekimi. Tamam da nasıl iletişiyorlar? Yani o kütle, o kütlenin orada olduğunu nasıl biliyor? Değil mi? Yani hani mesela şuradaki yükle, artı yükle, eksi yükü, yani o yüzden
alan hikayesi bizim işimize geliyor. Artı yükle eksi yükü diyorsunuz ki, bu artı yük ondan sonra şöyle bir alana sahipse eğer diyorsunuz, bu eksi yük de şöyle bir alana sahipse eğer diyorsunuz, bunların bu çizgileri şöyle birleşir, bu çizgilerin yoğun olduğu yer işte nedir, daha yüksek kuvvete sahiptir vesaire falan. Bu alan fikri bizi şey yapıyor. Ondan sonra bu alan fikri bizi bir adım daha ileriye götürüyor. Ha diyoruz, buradaki bu alanların yerine acaba foton koysak, yani bu buna foton gönderiyor olsa, şuradaki ara parçacık, bu buna foton gönderiyor olsa, bu da buna foton gönderiyor olsa, net foton alışverişinin sonucunda mı acaba bu kuvvet oluşuyor deyince, bu alan ve tanecik meselesi birleşiyor. Ve böylece biz anlıyoruz ki, yani bir elektron, bir pozitronu, bir protonu nasıl anlıyor? Onun orada olduğunu nasıl anlıyor? Bu çünkü sürekli aynı alan hikayesinde olduğu gibi fotonlar geliyor. Bu çekirdek de, proton da öyle. İse eğer bunlar, biz bunun bununla etkileşmesini, bundan çıkan foton sayısıyla, bunun aldığı foton sayısı, bundan çıkan foton sayısıyla, bunun aldığı foton sayısı net sonucuna göre hesap edebiliyoruz. Bunun teknikleri var. Yani bizim kuantum alan kuramı dediğimiz şey tam da bu. Sürekli bir ışımadan bahsediyorsunuz hocam. Evet. Yani elektron yaydığı fotona karşılık bir foton almadığı sürece ne oluyor bu elektronun hali? Sürekli ışıma devam ediyor. Şimdi şöyle, yani... Sürekli foton yaymaya devam eden bir elektrondan bahsediyoruz. Evet evet. Varlığı zaten o nedir? Elektrik alan diyorsunuz ya. Evet. O elektrik alan, yani o çizgiler, değil mi? Hani mıknatısı koyduğunuz zaman çevresinde oluşan demir tozu çizgileri olarak fotoğraf hatırlarsınız. Bu çizgiler dolayısıyla bizim oradaki fotonların varlığıyla oluşan olan şey, oluşmuş olan fotonun şey. Fotonun bir şey karşılığı yok. Nasıl? Kütle karşılığı yok fotonun. Yok. Enerji karşılığı da yok. Var. O zaman enerjisini yitirmiyor belki o. Hayır, alıyor. Alıyor. Yani siz nasıl o çizgi oradan çıkıp da oraya geliyor ya. Dolayısıyla siz orayı bu şekilde nedir soyutluyorsunuz öncelikle. Burada bir şeyle etkileştiği zaman sizin için buradan buraya net akış olduğu zaman bunu bir kuvvet olarak hesaplayabiliyorsunuz. Kuantum alan kuramı dediğimiz şey bu. Ve dolayısıyla aynısını bu kuantum elektrodinamiği, yani elektromanyetik teorinin alan kuramına çevrilmiş hali kuantum elektrodinamiği. O şeyin kütlenin orada olmasını belirleyen tek bir şey yok ki. Evrendeki tüm kütlelerin bir bileşkesi sonucunda onun yörüngesi orada olduğu ortaya çıkıyor. Yani tek bir mesela ayın etkisiyle dünya... Sayın hocam, Rosetta'yı yörüngeye oturtmak için gidiyoruz, Jüpiter'e gönderiyoruz bunu. Jüpiter'in çevresinde bir tur atıyor, daha da hızlanıyor ve ondan sonra hedefine doğru daha hızlı gidiyor. Şimdi nereden biliyor Jüpiter onun orada olduğunu? Niye çekmeye başladı? Yoktu öyle bir şey, çekmeye başladı. Eski orada siz bulundurduğunuz zaman ya itecek ya çekecek. Şimdi isterseniz şöyle devam edeyim. Bu kuantum elektrodinamiğini 1940'larda bulduktan sonra biz bu alan fikrini 1870'lerde gelişmeye başlamıştık. Bu 1840'larda bulduktan sonra biz bu yeni bulduğumuz kuvvetleri, 1930'larda bulunan kuvvetleri de acaba bunları da alan kuramı olarak ifade edebilir miyiz? Yani bunlar birbiriyle parçacık alışverişi yaparak yaşamlarını sürdüren şeyler midir diye bakmaya çalışıyoruz. Buna bakmaya çalıştığımız zaman 1978'e geldiğimizde bunların benzer şekilde, aynı bunun gibi çalıştığını görüyoruz. Yani burada bir proton, burada bir protonla eğer kuvvetli etkileşim yapacaksa parça alışverişinde bu. Yani siz burada bahsettiğiniz elektrik alanı bir parçacık alışverişi olarak soyutlayabiliyorsunuz, bunun matematiğini yapabiliyorsunuz ve istediğiniz en hassas sonuçları alabiliyorsunuz. Yani bu çerçevede bana güvenebilirsiniz. Ama şurada bir problem var. Newton'un çözemediği meseleler var. Peki güzel, bunun etrafında dönüyor da buna ilk etkiyi kim verdi? Mesela sizin söylediğiniz. Yani sonuçta bütün şey. Onu kolaylıkla hallediyor. Diyor ki işte buna tabii ki Tanrı verdi ilk etkiyi ve ondan sonrasında bütün sistem çalışmaya ve dönmeye başladı.
halledemediği diğer mesele cevaplayamadığı, yani bu şekilde de cevaplayamadığı mesele. Yani bu da action at a distance, yani uzaktan etkileme dedikleri mesele. Yani şimdi şurada şeyi nedir, elmayı bıraktığınız yere düştü. Bu mesela hani yakından etkilenmiş olduğu için falan filan diye olabiliyor ya cevap veriyor ama uzaktan bir şey nasıl, yani bu buradan gelirken birden bu bunu anlıyor ve ondan sonra bunu çekmeye başlıyor. Bu dolayısıyla biz kütlenin de bir alan kuramı olması gerektiğini düşünüyoruz ve kütlenin de birbiriyle bir takım parçacıklar alışverişiyle bir diğer kütleyi ışık hızıyla gider. Bu kütle, şurada kütleli olan şu iki şey haricinde üç şey veya kütleli olan şu ara parçacıklar haricinde diğerlerin hepsi kütlesiz ara parçacıklardır. Foton da kütlesizdir. Buradaki gluonlar da, yani bizim çeşitli kuarklarımızı bir arada tutan şeyler de kütlesiz olan şeydir. Ve dolayısıyla burada aynı şekilde gravitonun da olduğunu düşünüyoruz. Yani bu kütleyle bu kütlenin birbiriyle graviton alışverişiyle iletişim sağladığını düşünüyoruz. Bu gravitonu da bulmak için çok kapsamlı deneyler yapıldığını kısaca söyleyip geçeyim. Bizim burada benim anlatmak istediğim şey şu. Bayağı iyi biliyoruz bu işleri. Yani hassasiyet noktasında çok hassas işler yapabiliyoruz falan. Buradaki graviton meselesi şu. Kütle çok büyük olduğu zaman bu işe yarıyor. Bunlar bozon. Yani sağ taraftakiler uzayda yer kaplamayan şeyler. Sol taraftakiler uzayda yer kaplıyor. Maddeyi oluşturuyor. Sağ taraftaki maddenin maddeyle iletişimini sağlayan ara parçacıklar. Ve bunlar bozon. Bozon dediğimiz şey spinsiz olan ve hepsi bir arada bulunabilen şey. Yani siz dolayısıyla bir lazer ışını yapabiliyorsunuz. Çok sayıda fotonu aynı yere toplayabiliyorsunuz. O kadar çok ki bir metali kesebiliyorsunuz. Daha da fazlasını yapabiliyorsunuz. Hatta. Dolayısıyla foton dediğimiz şey, elektromanyetik dalga dediğimiz şey üst üste binip aynısını elektronla yapamıyorsunuz. Elektron elektronu sevmiyor, bitiyor. Ve o yüzden hacim kaplıyorlar. Yer kaplıyorlar. Aynı şey proton içinde, nötron içinde geçer. Bunlar maddemizi oluşturuyor. Bu sağ taraftakiler kuvvetlerimizi oluşturuyor. Evet, 2012'de bizim bu alan kuramımızda, gravitondaki eksiklik haricinde, alan kuramımızda her şey gayet güzel çalışıyor. Ama ortada bir tane problem var. O da şu, yani bunların tariflerini falan anlatmayayım, merak edersiniz, sorarsınız, ben de anlatırım ama sonuçta bizim bu parçacıklarımız, bütün bu 1978'deki standart modelimiz çerçevesinde kağıt üstünde güzel duruyor. Ondan sonra hesap ediyorsunuz, sonuç da veriyor. Fakat siz bir yolunu bulup bunlara kütle kazandıramıyorsunuz. Kütleyi elle dışarıdan ben bu ölçümü yaptım, dolayısıyla ben bunu kuramın içine koyarım. Bu şekilde ekliyorsunuz. Bu yöntem de meşru bir yöntemmişsiniz ama matematiğin kendisinin bunu vermesini istediğimiz için burada bu aletlerin kütle kazanması, yani maddemizin kütle kazanması için bir şeye ihtiyacımız var. 1960'larda 6 tane fizikçi bununla ilgili bir mekanizma öneriyor. Higgs bunların ikincisi ama onun ismiyle anılmaya başlıyor. Çünkü en prestijli üniversitede olduğu ve daha hızlı, ondaki bilgi daha hızlı yayıldığı için falan filan. Ondan önce Englert diye bir fizikçi var. O yayınlıyor. Ondan birkaç ay önce ama. Ondan sonrasındaki yıl iki tane daha fizikçi ve iki tane daha fizikçi. Toplam 6 tane fizikçi Higgs bozonunu benzer şekilde ifade ediyor. Ve bu dolayısıyla uzun uğraşlardan sonrasında, yani 50 yıl kadar bir zaman geçtikten sonra 2012'de ilk bulguları yayınlandı. 2012 4 Temmuz'unda. Ve işte bütün bu fizikçilerin hepsinin böyle bir araya gelip de büyük kutlama öncesinde baktıkları ekranda şu. Şöyle küçücük bir tepe. Ve bu diyagramda o yukarıya doğru çıkan şey bir parçacığa, yeni bir parçacığa 126 gigaelektron volt
mertebesinde, kütlesinde bir parçacığa işaret edilir. Bu işte biraz evvel bahsettiğim deneylerden CMS'de bulunan nedir? Rezonans veya şey, pik. Bu da aynısı Atlas'ta bir başka gösteri. Bunu özellikle getirdim çünkü niye peki bütün diğer parçacıklar bulunurken bu hale 50 yıl bulunmuyor? Çünkü biraz evvel en başta bahsettiğim çöp mevzusu var ya, bu aleti çöpün içinden ayırmak, Higgs'i çöpün içinden ayırmak çok zor. O yüzden çok daha fazla sayıda çarpışmaya, çok daha hızlı aletlere vesaire falan ihtiyaç var. Şurada gördüğünüz gibi mesela bu Atlas'taki farklı, aynı biraz evvelki grafiğin aynısını veriyor bir başka açıyla. Burada sadece Ardalan'daki olayları da gösterdiği için bizim sadece ilgilendiğimiz yer şurası. Bakın 20 tane olaydan bahsediyor ve ondan sonrasında bunun artı eksi 5 bayağı kötü bir ölçü diyebilirsiniz. Ondan sonra ve bu sadece şu kadar aralıkta. Bu bize bizim şeyimizin yani 2012'de henüz daha az sayıda olayımız varken bulunabilen şey. Bu Higgs'i ayırt etmek ve oradan çekip çıkartmak çok zor olduğu için yaşanan problemler dolayısıyla 2012'ye kadar bunu bulamıyoruz. Higgs ne işe yarıyor? Bundan bahsettim aslında. Bizim biraz önce bahsettiğim alanlarımızın, elektrik alanımızın, manyetik alanımızın, gluon alanımızın, işte zayıf etkileşim alanı, bütün bu alanlarımızın hepsinin bir özelliği var. Şöyle bir potansiyel eğrisi düşünün. Bu potansiyel eğrisi böyle normal bir parabol. Yani sıfırda sıfır. Sıfır noktasında potansiyel sıfır. Bunu alabiliyorsunuz. Higgs'in şöyle bir özelliği var. Higgs'in sıfırda sıfırdır. Tek farklı olan, diğer bütün potansiyellerden farklı olan böyle bir özelliği var. Böyle olduğu için de sıfır noktasında kalamıyorlar. Bu sıfır noktasında kalsaydı tamamen kütlesiz olurdu. Sıfır noktasında kalamayın, aynı bu işte Meksika şapkası diye tabir ediyorlar bunu. Şu yan taraftaki yere düşüyor parçacıklar. Orası bir denge durumu olmuyor. Ve dolayısıyla o düştükleri yerde de kütle kazanıyor ve dolayısıyla parçacıklarımız ve beraberinde her şey kütle kazanmış oluyor. Higgs'e bu yüzden ihtiyaç duyuyordum. Higgs'i bulduktan sonra da artık kafamız gayet rahat, standart modelimiz çalışıyor. Ve gayet iyi çalışıyor. Bunun işte benim çok hoşuma gitmese de bir yorumu da bu şekilde veriliyor. Yani sonuçta Higgs alanımız var, her yerde olduğu gibi. Yani bu alan mevzusu ben biraz rahat anlatıyorum burada ama sonuçta bir bölüreyle değişiyor ya ve sonsuza kadar gidiyor. Yani siz bir tane elektronun alanından bahsettiğiniz zaman bu sonsuza kadar gidiyor matematik olarak. Ve dolayısıyla siz bunu efektif olarak bakınca işte şu kadar yerden sonra hiçbir elektrik alanı yokmuş gibi değerlendirebilirsiniz. Bu başka bir şey. Ama matematik olarak bu 1 bölü r ile r sonsuza kadar, değil mi, elektrik alan gidiyor. Dolayısıyla burada da Higgs alanının bütün evreni doldurduğunu, yani Higgs özel bir alan değil o anlamda. Bütün alanlarımız, bütün evreni doldurur. Bir r sonsuzsa eğer, değil mi, sonsuz evren demektir. Dolayısıyla Higgs de öyle o anlamda o kadar da hani bütün evreni dolduruyor deyince bu eski eterler, esirdiler bilmem ne falan gibi şeyler olarak düşünmeyin. En ufak kütle de bütün evreni etki ediyor. Evet, o manada söylüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sonuçta nötrino dediğiniz şey de bir alan, elektron dediğiniz şey de bir alan. Bu alanlardaki titreşimlere biz parçacık diyoruz. Yani elektron diyoruz. Ve dolayısıyla burada da Higgs'in bir betimlemesi var. Yani sonuçta kütleli bir şey olduğu zaman onu daha çok seviyor ve orada bir sürtünme gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir tabloyu da ifade edeyim. Evet, Higgs'i neden kapatmadığımız kısmına geldik. Higgs 2012 Temmuz'un 4'ünde ilk ilan edildi. Bu yani henüz bir ipucuydu. Sonrasında bu deneyler devam etti ve bu bizim orada bulduğumuz şey daha güvenilir bir şekilde ilan edildi. Bizim şöyle bir problemimiz var. Kapatamayız çünkü zaten biz o işin içinde değiliz. Yani bir sene mi çıktık hocam? Bir sene önce mi çıktık? Sen de şey benziyordun, üyeydik. Biz hiç üye olmadık Sörne.
hep gözlemci statüsünde. Ama giden birilerimiz vardı yani. Hala giden birilerimiz var. O durum değişmedi. Ondan sonrasında orada çalışan Türkiye üniversitelerinden giden arkadaşlarımız var. Onun dışında yurt dışındaki üniversitelerde çalışıp onlar adına CERN'de çalışan arkadaşlarımız var. Bütçe ayırmadı. Tüpü takımının için bütçe ayırmadığı haberleri çıktı. Geçen sene bu. Evet, işte ben de onu söylüyorum. Yani kapatamayız çünkü üye değiliz. Üstüne üstlük yani bu işte şeyde yani Higgs'in ilanından birkaç ay sonrasında arkadaş öyle söylüyor. Bu da güzel gözükmüyor ama ben size güzel bir okuyayım. Şimdi CERN'de yapacak işler müteahhitlik işleri açısından, kurulum açısından baktığımızda yapacak işlerin neredeyse tamamı 50-60 yıllık süre içerisinde tamamlanmış. Yani yapılacak neredeyse yeni bir iş söz konusu değil. Bu Nihat Ergün'ün, yani biliyorsunuz Bilim Bakanlığı'nı AKP icat etti, yeniden kurdu daha doğrusu. Ve ondan sonra bu da bunun ilk bilim bakanı, bilime de bakan anlamında söylüyorum. İsteriyle. Bu olan arkadaş ha. İsteriyle, duygularıyla bakın. Daha... Yok hisleri hiç, bak bakın işte tamam. Hiç hisleri, duygularıyla bak, o kadar güzel bakıyor ki, müteahhitlik varsa bilim var diyor. Yani gayet, gayet. gayet inşaat olarak bakıyor. Diyor ki bizim yapacağımız bir şey yok. Yani biz zaten ara eleman yaparız. Ara eleman dışında da yaptığımız şey inşaattır. Dolayısıyla bizim orada yapacağımız bir şey yok diyor. Yani ben biraz daha sayıları söyledim size. 3000 tane adam çalışıyor orada. Yani en iyi elektronik mühendisleri, en iyi bilgisayar mühendisleri falan da orada çalışıyoruz. Yani fizikçiler değil sadece. Fizikçilerin bir kısmı o alanlara geçiyor vesaire falan filan. Ve ondan sonrasında 10.000 civarında da fizikçi kullanıyor. Yani bu kadar adam herhalde yani eğlence için değil sadece bu işleri yapması. Ama bizim elemanın değerlendirmesi bu şekilde. Bu ne kadar şey, hepimizin ortaklaştığı işte AKP kötü, AKP bakanı kötü değil mi? Tamam eyvallah, burada anlaştık. Daha kötüsü var. Bu da bizim çeşitli veçelerle bir araya da gelebildiğimiz, hatta sizin muhtemelen odanızın da üyesi olması gereken ama muhtemelen üyesi olmayan bir tane rektörümüz, elektronik mühendisi. Doğramacı'nın damadı, eski vefat etti. Ondan sonra damadı olan, şimdi de Bilkent rektörü olan, Bilkent önceki rektörü, pardon, bunu söylediği zaman rektördü. Değişti galiba, değişmemiş de olabilir, çok emin değilim. Yani aynı gün, bu Higgs'in açıklandığı gün yaptığı tweet. Diyor ki, yani burada yani halkla ilişkiler yapıyorsunuz. Bunu da çok iyi yapıyorsunuz ama sizin yaptığınız iş halkla ilişkiler. Boş verin bu tezgahı, kapatın. Mevzu da şu, 70 milyon dolar. Yılda 70 milyon dolar Türkiye'den para verilecek. Niye? İşte 70 milyon Türkiye'yiz ya, onun için kişi başı 1 dolar. 1 dolar para vereceğiz CERN'e ve ondan sonrasında orada söz, yetki, karar sahibi tırnak içinde olacağız. Fakat bu 70 milyon oraya değil de bizim alanlara verin diyor bu arkadaş. Yani mevzu, ya arkadaşlar büyütelim, hepsini birden büyütelim değil. Hayır, onu biz alalım diyor. Bunlar da yani bu çok şey, başarılı bir elektronik mühendisi, fizikçilik de yapar aynı zamanda. Ben de öğrencisi oldum kendisinin, o yüzden yakınen de tanırım. Dolayısıyla biliyorum yani. Şey, gayet de başarılı bir bilim insanıdır tırnak için. Ve dolayısıyla hani, hani sorsanız gayet böyle sosyal demokrattır, CHP'den başka kimseye oy vermemiştir, şudur budur. Ama bilim anlayışımızın düzeyi budur. Bunu anlatmak için söylüyorum. Yani Nihat Ergün nasıl bizim açımızdan bir şeyse, ondan sonrasında Abdullah Atalar da üniversite rektörü, yani bilim insanı derken böyle yarım ağız demediğim bir adamın söylediği şeydir. Dolayısıyla yani işimizin ne kadar zor olduğunu gösteren bir şey. Dolayısıyla biz zaten Higgs'i kapatma, yani şansımız olan bir duruma hiçbir zaman erişmedik. Kapatamazdık da zaten. Erişmiş olsaydık da kapatırdık Abdullah Atalar sayesinde. Pardon, öyle söyleyeyim. İkar yenisini yapardık ya. Ha? İkar yenisini yapardık, inşaat iş çıksın. Ha, mesela. Ondan sonra, şimdi bu kısmını ben sonra ekledim. Ekleyemedim daha doğrusu, sadece kendimi hatırlatma notu olarak yazdım. Yani CERN'de çok sayıda, biraz evvel bahsettim, basit bir soğutma meselesinden dolayı
değil mi? Yaşanan hikayeden bahsettim. Dolayısıyla her alanda, yani soğutma teknolojisinden bilgisayar teknolojilerine, ondan sonra medikal teknolojilerden malzeme teknolojilerine, yeni enerji teknolojilerinden işte bilmiyorum çeşitli çeşitli bilimin hakikaten yani en böyle sınırdaki noktalarında yapılan çalışmalar yeri var. Sadece biraz evvel anlattığım işleri yapmak için sonuçta siz bildiğiniz işleri daha iyi yapmanız lazım. Çok daha hassas ölçüm yapmak için elektromanyetiği en iyi şekilde kullanmanız lazım. Elinizdeki atomları çok daha düzgün birleştirip çok daha iyi malzemeler yapabilmeniz lazım. Bunlar sizin yapabilirlik alanınızda olan şeyler. Bunlarla yapılmayanı, yeni olanı araştırmak için bu teknolojileri geliştirmek zorundasınız. Ve dolayısıyla birçok yan ürün veriyor. Bunlardan bir tanesi işte en bilineni web. Yani bizim bu internet dediğimiz şey sonuçta ortak bir çalışmak zorunluluğundan fizikçilerin icat ettiği bir şey. Daha öncesinde tabii ki askeri teknolojiler çerçevesinde iletişimler falan filan yapılıyordu ama sayfaların ortak kullanımı gibi bir durum ihtiyacı yoktu. Ondan sonrasında 1991'de bundan dolayı bu web icat edildi. Ve biraz evvel anlattım, çok büyük sayılarda datalar kullanmak zorundayız. Bu işte biyolojiden önce fizikte çıktı. Ondan sonra biyolojide de bu gen teknolojileri çerçevesinde benzer bir tablo ortaya çıktı. Ama bunun teknolojilerini tabii ki fizikçiler geliştirmek zorunda kaldılar 90'larda. Ve şimdi artık kullanım aşamasına gelen bir şey, bu grid dediğim sonuçta bütün bilgisayarların işletim kapasitesini bir arada kullanabildiğiniz bir ağ. Onun dışında işte malzeme teknolojileri, tıbbi teknolojileri vesaire falan gibi sorunun pek çok yan ürünü var. Peki bu kadar güzel bir şey de buradaki problem, hiçbir problem yok. CERN'ün tarihinde en başında söyledim size, 1954 tarihi size bir şeyleri hatırlatmış olması icap eder. Yani ikinci savaş bitmiş, ondan sonra Birleşmiş Milletler kurulmuş, ondan sonrasında hani buna benzemiyor ama NATO falan da kurulmuş. Ondan sonrasında Soğuk Savaş'ın yükseldiği bir evre. Ve ondan sonrasında Avrupa'da ABD'nin başını çektiği bir çalışmayla böyle nedir, tüzüğünün en başında barış için yazan bir bilim merkezi Avrupa'da kuruldu. Ve bu o dönem içerisinde Fransa'da biliyorsunuz işte hani daha yeni direnişten çıkmışlar, çok güçlü bir komünist parti var. İtalya'da hakeza çok güçlü bir komünist parti var. Yani bütün entelektüel camiada bu kesimlerin ağırlıkları çok fazla, bilim insanlarıyla da beraber zaten doğrudan Pierre Curie Barış Meclisi'nin başını çekiyor. Ha bu arada tabii Güney Gölenç, değil mi? Evet, sizin Güney Gölenç üyeniz. Onu da almadan geçmeyeyim. Yani onun kitabını ben bayağı bir dağıttım. Hala da dağıtmaya devam ederim. Çok güzel bir eserdir. Pierre Curie'yle ilgili. Ve dolayısıyla ortada ilginç bir şey var. Yani burada barış için böyle bir şey kuruluyor ve ondan sonra o döneme baktığınız zaman bunlar şimdi daha sonrasında 1990'lar yani Soğuk Savaş falan bittikten sonra Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonrasında bu bilgiler çıkmaya başladı. Akademiden çıkmaya başladı. Öncesinde herkes pozisyonunu aldığı için böyle şeyler konuşamıyorlardı. Ve şunları görüyoruz çok net ki yani bütün Avrupa'daki entelijansiyeyi, kültür insanlarını, bilim insanlarını, sanat insanlarını yönlendirmek için yani sonuçta edebiyat dergisi çıkartmaktan ondan sonra yeni sinema şeylerine, yok caz atölyelerinden, yok yeni tiyatro olaylarına, öbür taraftan da aynı zamanda Avrupa'daki temel bilimin yeniden inşası çerçevesindeki adımlar. Bütün bunların hepsi sonuçta o Soğuk Savaş cephesi olarak Avrupa'da ABD'nin kendi ideolojik hegemonyasını kurmak için geliştirmiş olduğu şey. Bu o kadar belli ki sonrasında 1990 sonrasında bu LHC dediğimiz Büyük Hadron Çarpışmacısı dediğimiz şeyin bir abisi var. Bu kendisi en büyük olan. Onun abisi de ABD'de, Texas'ta
SSC dedikleri, süper conducting, süper kolay dedikleri. Bu 27 kilometre ya, o 44 kilometre. Bu bir şey ya, yani nedir? İşte 14 TEV'de çarpıştıracak ya, o 20 TEV'de çarpıştıracak. Bu LHC dediğim şey 1980'lerden beri fikir olarak planlanan vesaire falan projelendirilen ve ancak bugünlere kadar yani 20-30 yılda ürün veren bir şey. Buna paralel olarak ABD'de de benzer bir çalışma var. Ve tabii yani o şey ABD hırsıyla beraber sonuçta çok daha büyük sayılar, büyük şeyler var. Ne oluyor? Soğuk Savaş bitiyor. Soğuk Savaş bittikten sonrasında, yani Sovyetler Birliği gittikten sonrasında adamlar kapatıyor. Nasıl kapatıyor? 2 milyar dolar veriyorlar o tünelleri doldurmak için. Açma kısmını geçti. Yani o güne kadar yapılanları geçti. Bush'un yani imzası, Clinton, Bush muydu? Bunu unutmam lazım ama Bush olması lazım. Evet, Bush olması lazım. Texas'ta olmasına rağmen bunu bildiğin 2 milyar dolar daha verip o tünelleri kapatıyorlar. Daha bitmemiş inşaat da hani bir kısmı açılmış. O zamana kadar yaptıkları harcamayı hatırlamıyorum. Sadece kapatmak için 2 milyar dolar harcadıklarını biliyorum. Şimdi yani mevzu hani dolayısıyla bu işin içerisinde uluslararası politika noktasında bakarsanız oldukça ilginç olan şeyler. Yani CERN, ha bu arada ne oluyor? CERN de kendi şeyini yeniliyor, kapsamını yeniliyor, yeni ülkelere açılıyor, Avrupa nükleer araştırma merkezi olmaktan çıkıp Avrupa'yı kenara bırakıyor. İşte nedir? Asya'dan, diğer Latin Amerika ülkelerinden doğrudan üye kabul etme çerçevesinde tüzüğünü değiştiriyor. Ve ondan sonrasında bugünlere yavaş yavaş geliyoruz. Bunu da anlatmadan edemedim. Hocam o doldurulan tünel, nükleer atıkları depolamak için kurgulanan tünelle aynı mı? Yok. Hayrettin Kılıç'ın yine Nevada. Nevada bu. Nevada. Nevada. Eyaletler farklı. Eyaletler. Bir maden atığı kullanıyor olmaları lazım onun için. Eski kapatılmış, yani kapatılmamış da eskiden açılmış madenleri benim bildiğim kadarıyla ama bilmiyorum. Ya fizikte, fizikçiler de araştırma için kullanıyor onları da o yüzden. Fizikte bir sürü eksiğimiz var. Eksik olmaya devam ediyor. Hızlıca yoruldunuz. Ben bu kısmı hafifleterek şey yapayım. Yani bayağı bir şey biliyoruz eyvallah ama bir de bilmediklerimiz var. Bu bilmediklerimiz, bir defa bildiklerimizin sınırı var. O da şu. Şu biraz evvelki evren gelişme görüntüsünün aynısı. Şuradan sonrasında, 5 milyar yıl sonrasında bu evren genişlemeye başlıyor. Bunu da 1998'de fark ediyoruz. 2011'de de Nobel'ini alındı arkadaşlar. Bunu gören, ölçen arkadaşlar. Bunun dışarıya genişlemesinin böyle bir karanlık enerji dışında açıklanabilir hiçbir şey yok. Yani evren niye daha fazla genişlesin? Bir karanlık enerji diye bir şey, hipotetik bir şey icat ediyorsunuz ve diyorsunuz ki bunun genişlemesi için kütle çekimini yenen başka bir şey olması lazım. Neden 5 milyar yıl, 5 milyar yılda? Bilmiyorum hocam. Ondan önce de genişliyormuş gibi değil mi? Bak, hayır, genişliyor. Bu ilk genişleme, bu enflasyon genişlemesi. Ondan sonrasında bak şurada şöyle bir sabit kaldığı bir bölge var. Ondan sonra tekrar bu sefer artıyor. Şuradan sonrasında tekrar artıyor. Yani sıfırdan aynı şekilde genişlemiyor. İlk önce genişliyor, sabit kalıyor. Ondan sonra tekrar genişlemeye başlıyor. Hikaye o, garip iş. Bir diğeri karanlık madde. Bunu da ta 1937'den beri biliyoruz. Yani orada sonuçta galaksinin çevresindeki yıldızlar daha yavaş dönüyor. Dönmesi gereken şeyler ve dolayısıyla bir yerde bir kütle olması lazım. Şimdiki kavrayışımız sonuçta galaksilerin çevresinde bir şu anki teknolojimizde göremediğimiz bir karanlık kütle oldu. Kütle davranışı gösteren bir şey oldu. Ve bizim bütün bu hikayemiz, yani kütle çekim de dahil olmak üzere ve X de dahil olmak üzere bütün bildiğimiz şu %4.6 kütle olarak evrendeki bizim şu anda bilgi sahibi olduğumuz biz. Neyi bilmediğimiz de
önemli oranda biliyoruz. Fakat dünyanın dönüp dönmediği ile ilgili bir tartışmamız yok mesela, değil mi? Şeyde tartışıyorlar. Medine'de tartışıyorlar. İşte bu arkadaş 1473'ten itibaren bu yavaş yavaş yayılıyor ya, henüz daha oraya da gelmemiş. Bu arkadaş da bir vadede öğrenecek. Bir zaman geçmiş ama böyle bir şey var. Ama mevzu şu, yani bizim yani bir şeyleri biliyoruz ve bir şeyleri bilmiyoruz. Bunun sınırı nedir? Ve bunun bizim şu andaki yaşamımızda ne tür bir etkisi var? İşin en önemli kısmı bu bence. Yani bütün anlattıklarımı bir kenara bırakın. İsterseniz bir 5 dakikada ara verelim, yani bilmiyorum ben. Bir 15 dakika daha bir şey anlatıp bitireceğim. Ama en önemli kısmı bu. Soru sorabilir miyim? Değil mi? Tabii tabii. Benim zamanla ilgili bir sıkıntı yok ama bu saat doğru mu? Doğru. Doğru. Tamam, bir 15 dakika, bir buçuk saat mantıklı bir süre. Şimdi kimya yapmak için sicim kuramı gerekli. Sicim kuramı dediğimiz şey bizim bu kütle çekimi anlamak için uydurduğumuz şeylerden bir tanesi. Gayet sağlam bir hipoteze benziyor fakat deneysel herhangi bir verisi yok henüz elimizde. Ondan sonrasında, fakat kimya yaparken bununla ilgilenmiyoruz. Sapasağlam kimya yapıyoruz. Elektronik yaparken, değil mi? Biz niye çekirdekle ilgilenelim? Çekirdek ve benzeri şeylerle. Buna ölçek problemi deniyor veya ölçeklerin birbirinden bağımsızlaşması mevzusu deniyor. Şimdi, mesela hipotetik bir parçacık. X'inum. X diye bir şey. Eğer öyle hipotetik bir parçacığımız varsa, bizim bugün bildiğimiz şey, neyse bu, nereden geliyor falan filan bilmiyoruz. Böyle bir parçacığımız varsa, bizim bu mutlaka benim hayatımı etkileyebilmesi için bu protonla, herhangi bir protonla etkileşebilmesi lazım. Mantıksız değil, değil mi? Hayır, bizim bütün olur, nötron da olur da nötron yüksüz olduğu için, daha az etkileştiği için, yani hani proton demek offsite'e gitmemek için. Yoksa nötron desem, ya kardeşim o yüksüz de denir. Anlatabiliyor muyum? Proton sonuçta bütün çekirdeklerimizin kimyasını da belirleyen şey. Dolayısıyla yani bir şey varsa, bizim bilmediğimiz, herhangi bir şey varsa, bununla etkileşmesi lazım. Yeni bir etkileşim, yani o aradaki şey fotona benziyor ama foton değil, yeni bir parçacıkla bir etkileşme olması lazım. Eğer böyle bir şey varsa, benim bugüne kadar biraz önce anlattığım alan kuramıyla ilgili olan şey şu. Bu böyle bir şey varsa, bu hani bir grafik ama bir matematik anlamı var bunun. Bunu ben böyle sağa çevirdiğim zaman, sola çevirdiğim zaman da aynı olayı gözlemleyebiliyorum. Yani zamanda geriye gitmek, zamanda geriye gitmek, bu simetriler çerçevesinde. Dolayısıyla ben öyle bir şey varsa şu alttakinin de olmasını beklerim. Herhangi bir parçacık, mesela benim bilmediğim bir şey bugün beni etkileyecek. Değil mi? Herhangi bir kuvvet. Ne var? Dört tane kuvvetim var ya, bir beşinci kuvvet. Birisi hipotez attı ortaya. Dedi ki ben beşinci bir kuvvet var diyorum ve bu bizim hayatımızı etkiliyor. Etkiliyorsa o zaman senin bu hipotezini ifade eden bir parçacık olması lazım. Bir. İki, bu mutlaka benimle etkileşebilir bir şey olması lazım. Ben eşittir proton. Üç, bu protonla etkileşebiliyorsa dolayısıyla benim bunu proton-proton çarpışmasında yukarıdakini sadece ne yaptık? 90 derece sağa çevirdik. Proton-proton çarpışmasında bu parçacıkları görebiliyor olmam lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani onu çarpıştırdığım zaman bu alet geliyor, zaman sağa doğru gidiyor. Şuraya zaman yazmayı unutmuşum. Bu da biraz evvelki imamın da olabilir. Çok süper bir fizikçinin de olabilir. Fark etmez. Bilmediğimiz bir şey. Bir tane diyor ki, bizim hayatımıza etkileyen başka kuvvetler var. Ana tez bu. İse eğer, ben de diyorum ki ona, o zaman senin o yani şeyin, o kuvvetin bir parçacıkla benim hayatıma etkileşebilmesi lazım. Ve eğer böyle bir etkileşim söz konusuysa, bunu sağa çeviriyorum 90 derece, benim bunu proton-proton çarpışmasında mutlaka gözlemliyor olmak lazım. Bunun tersi mümkün değil. Ve böyle baktığımız zaman, bunun slaytını yapmaya vaktim kalmadı. 1982'de bu arkadaş Nobel aldı bunun için. Yani bu ölçek meselesi. Şimdi şurada
İngilizce ben de kötü gözüküyor. Şuradan şey yapayım. Kuvvetli etkileşim. Zayıf etkileşim. Yani etkileşimin kuvveti artıyor yukarıya doğru, aşağı doğru azalıyor. Bu da menzili. Sağa doğru burada menzil küçük ve ondan sonrasında dolayısıyla menzil küçük olduğu için menzili ifade eden parçacık kütle. Yani bu bizim zayıf etkileşimde oluyor. Burada uzun erimli ve dolayısıyla kütlesiz bir parçacık. Sağ eğer bunun üst tarafında yer almak zorunda. Bunun alt tarafında yer alalım. Ve dolayısıyla ben böyle bir şey yaptığım zaman adam bunun için 187 Nobel almış. Şaka değil. Ben herhangi bir hipotetik bir güç için, yani yeni bir güç önerisinde bulunan, yeni bir kuvvet önerisinde bulunan bir şey için biliyorum ki bu bayağı sağlam bir şekilde bunun menzili işte nedir? 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri 12'ye kadar. Çok geniş bir alan. 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 12'ye kadar. Şey, 12'ye kadar. Veya 10 üzeri eksi 11'den işte nedir? 10 üzeri eksi 6'ya, eksi 4'e kadar. Tamam. Şimdi dolayısıyla ben buranın hepsini çalışmışım. Biliyorum. Ve ondan sonrasında da yani eğer orada öyle bir şey varsa ben şimdiye kadar bunu gözlemek zorundayım. Eğer hayatımı etkiliyorsa bunu sakın yanlış anlamayın. Bizim hayatımızı etkileyebilecek herhangi bir şey varsa bunu gözlemiş olmak zorundaydık. Bunu şunun için söylüyorum. Bu dünyanın dönmesi kadar rahatlıkla söyleyebileceğimiz, güvenle söyleyebileceğimiz bir şey. Yani bizim hani astroloji ne diyor? Ya tamam ama siz her şeyi bilmiyorsunuz ki tipi topu %4'ünü biliyorsunuz. Evreni, kütle olarak. Dolayısıyla hani böyle etkileyebilir. Mesela. Veya adam diyor ki bak işte görmüyormuşsun. Adam bak böyle yapıyor, çubuğu büküyor, kaşığı büküyor. Arkadaşlarım çoğu Tanrı'yı alıyor da siz Tanrısızlığa vardınız hocam. He? Tanrısızlığa vardınız yani. Bu sözümüzden ben yani bizim hayatımızın... Ben ne varsa onu söylüyorum. Yani onun yorumu size ait. Yürüyoruz doğru da. Yani şey, çoğu farklı bir yorumluyor da şey, bu parçacık çizgilerin... Öyle mi? Benim denk geldiğim kadar. Benim arkadaşlarım iyi. Onlar düzgün yorumlar. Bilgilerini de bilmiyor. Hayır, bilmediğimiz bir... Bundan sonra... Bizim hayatımıza, bizim bugüne kadar gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz, kopladığımız vesaire. Anlatabiliyor muyum? Bizim bütün duyu alanımıza girebilen, dolayısıyla bizi etkileyebilen. Değil mi? Yani bir şey bize çarpması lazım, biz onu hissetmiyoruz. Bir şey aklı olamaz mı? Mümkün çok, değil. Çok gerçek şey geldi bana, çok real geldi. Yok, bu zaten... Bizim elimleri yerlerine ettin sen şimdi. Mümkün değil, yani bunu hakikaten mümkün. Biz orada yani sonuçta yapmaya çalıştığımız şey bu hani karanlık madde, karanlık enerji. Karanlık maddenin de bulmak için biz aynı şuna bakıyoruz. Karanlık maddeden bir şey gelmesi lazım ve benim bunu görmem lazım. Ama bunun için yaptığımız şey şu. Bir metre küp düşünün. Bir metre küp saf bakır. Bir metre küp saf bakırı biraz evvel bahsettim ya hani bu dereceye düşüremezsiniz falan filan. Orada özellikle belirttim, büyük, bu büyüklükte bir şey, 1.9 Kelvin'e soğutamazsınız diye. Onlar hani 0.5 Kelvin'e kadar falan soğutmuşlar. Ya yeni yapılan deney, yakın zamanda şeyi açıklanır. 1 metreküp bakır. Şimdi 1 metreküp bakır, eksi 1.9 derecede veya eksi şey pardon, 1.9 Kelvin'de veya 0.5 Kelvin'de ancak bu parçacıkla etkileşebilsin diye yapılan hesaplar bunu gösteriyor ki adam bunun için uğraşıyor. Anlatabiliyor muyum? Benim hayatıma dahil olamaz o. Yani evrende böyle bir soğukluk yok. Başka yerlerinde bile yok. Veya benim günlük hayatıma bu girebilecek bir şey değil. Benim günlük hayatıma, benim yaşamıma, varlığıma, gelmişime, geçmişime girebilmesi, dahil olabilmesi için benimle etkileşecek minimum bir yolu olması lazım. Bu minimum yol bir tane protonla yapacağı etkileşim. Ve ben bunu o kadar iyi biliyorum ki burada bu olamaz. Ben çünkü o kadar hassas bakmak, daha fazla hastasına bakmaya çalışıyorum. Efendim? Bakın soğukluğunun sonrası. İşte hani oradan yani şeyle deneyim detaylarını bilmiyorum. Onu da hani merak ediyorsanız araştırırız, öğreniriz ama yani o bakırda sonuçta bunu gözlemlemeye çalışıyorlar. Yani bir metreküp saf bakır ve bu saf bakırı 0.5 Kelvin'e
düşürerek orada bunu şimdi dolayısıyla yani bu karanlık madde ölçümünü de yeryüzünde yapmak isteyebilirsiniz, istiyoruz ve bunun için de bir takım araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Eyvallah, bunlarla ilgili sorun yok. Ama ben o değilim. Yani o çok ekstrem koşullar yaratıyorum ki ancak onunla etkileşime girebilsin veya girdiği zaman sonucu olabilsin. Anlatabiliyor muyum? Bu benim normal yaşam sıcaklığımda, yani eksi 50 derece ile artı 60 derece arasında. Anlatabiliyor muyum? Herhangi bir şekilde bize etki edebilecek bir şey yok. Ne astrolojik olarak var, ne o işte telekinezi yok. Kim ne anlayacak? Anlatabiliyor muyum? Evet, böylece bütün metafiziğiyle kovduktan sonrasında size teşekkür edip hocam bir şey var. Şimdi evrende %4 olan oranında bildiğimiz şeyler var. Kütle olarak evet. Çok aşırı çok bilmediğiniz şeyler var. Fakat bazı şeyleri kesinlikle işaretliyorsunuz. Kesin evet. Bilgiler veriyorsunuz. Evet. Hani o bilmediğimiz kısım var, bildiğimiz vakit ne olabilir? İşte onu söylüyorum. Bilmediğimiz şeyleri... Hayır, hayır. Şimdi Newton'dan farklı olarak, Maxwell'den farklı olarak, yani 19. yüzyıl fiziğinden farklı olarak, biz bir defa her şeyi bilmediğimizi bilerek başladık 20. yüzyıl. Anlatabiliyor muyum? 21.sinde de aynı davranışımız devam ediyor. Bir, her şeyi bilmiyoruz. Nokta. Bildiğimiz şeylerin... İki, bildiğimiz şeylerin sınırını biliyoruz. Bilmediğimiz şeylerin hangi bilmediğimiz şeyler olduğuyla ilgili bayağı bir şey biliyoruz. Dördüncüsü de bilmediğimiz ve hiç yani bilmediğimizi de bilmediğimiz bir sürü bilmediğimiz şey olduğunu biliyoruz. Yani var, yani var hiçbir fikrimiz olmayan hiçbir var ama bunların günlük hayatımızı etkileyebilir. Beşinci kuvvet olabilir. Ben bunu tersini söyleyemem. Bu gayri bilimsel bir önerme olur. Ama herhangi bir beşinci kuvvetin dünyadaki bizim yaşamımızı, bizi bırakın tek hücreli bir yaşamı, anlatabiliyor muyum? Etkileyemeyeceği, bunu biliyor, bunu iddia ediyor. Bu kadar yapılmış işin bir tane böyle bir sağlam bir sonucu. Ben etkileseydi bulurdum zaten. Mat zorundayım. Yoksa o çöpün içinde o Higgs'i arıyoruz. Ve onu yani 50 yıl uğraşıp buluyoruz. Onu bulana kadar bir sürü şey bulduk zaten. Bizim bulamadığımız, neler var? Süpersimetri var, sicim teorisi var, işte saydığım karanlık var. Bunların hiçbir tanesi bizim hayatımızı etkileyebilir olan durumda değildir. O sınırların dışında var. O sınırların dışında ben bunları hipotez olarak ortaya koyduğum zaman o sınırların dışında ne kadar arayacağımı, şu çizgi, hani önceki bir düz çizgiydi ya, kabaca. Burada mesela diyor ki ben bu çalışmaları diyor, şuraya kadar çalıştım diyor. Bu kadar, yani şu kadar çalıştım. Bütün fizikçinin yaptığı bu olur zaten. Bunu yapmak için yani on binlerce fizikçi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla yani burada bizim neyi bilmeyi, hani mesela karanlık madde arıyorsan ben diyorum ki bak şurada bakmam lazım. Şurada bir küçük bir tepe yapıyorum. Şurada, yani o tepe ne anlama geliyor? Şu ebatta bir ara parçacıkla, şu büyüklükte bir etkileşim sabitiyle bir kuvvet olması lazım şurada, diyorum mesela. Ve ondan sonra ona bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve o çizginin bu tarafında, yani yukarısında yaşıyoruz, bu tarafında ki herhangi bir şey yukarıyı etkileyemiyor. Problem bu, yani veya anlayışımız bu sapasağlam çalışan ve bizim bütün şu andaki nedir? Fizik bilgimizi oluşturan bir şey. Bu kesinlikle pozitivist bir önerme değil. Yani bilmiyorum o tartışmaları sever misiniz, ister misiniz ama bundan sonra size sorulara bırakayım. Buyurun. Ben sorumu sormadan önce basit ve önemli bir matematik kuramı hatırlatmak istiyorum. Herkes biliyor sanıyorum da hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu deney yapılırken ve sonuçları açıklanırken bence matematik çok göz ardı edilmiş. Şimdi bildiğimiz y eşittir 1 bölü x, bir termol denklemi. Şimdi bu bir sayısını a olarak, sabit termik sayı olarak da koyabiliriz, bir kütle olarak da koyabiliriz.
y eşittir 1 bölü x 50'sini biz çizerken x'e sonsuz değerini verdiğimiz zaman sonsuz veremeyiz de sonsuza yakın bir değer, sonsuz değeri veremezsin. Verdim dediğin anda sonsuzu sonlandırmış olursun. Sonsuz değer veremezsin. Sonsuza yakın bir değer veriyorsun. Sonsuza yaklaşan bir değer. Ve x 0, y 0 olmuyor. Biz matematikte onu şöyle yazıyoruz. Eşit birinin üzerine ters bir s koyuyoruz. Sıfıra yaklaşır anlamında. Yani matematik ve bilim diyor ki bir sayıyı sonsuza böldüğünüz zaman sıfır olmaz diyor. Bunu en güzel de büyük bir filozof dile getiriyor. Daha önce de söyledim. Platon, Eflatun ünlü felsefeci Yunanistan'da bir felsefe üniversitesi kuruyor ve kapısına şunu yazıyor. Medeis Agamemnotos Iisitor. Ben de kimya mühendisiyim, fizik, her şeyi okuduk. Demek ki matematik, geometri bilmeyen bu kapıdan içeri girmesin diyor. Yani geometri ve matematik felsefenin de babası. Ondan da ileri bir bilim dalı. Yani matematiği hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Ne fizikçilerin gücü yeter buna, ne ben kimya mühendisiyim, kimyacılar. Matematik önermeler çok önemli. Buna itiraz hakkınız yok. Zaten bütün dünya kabul etmiş. Y eşittir 1 bölü x ise, x'e sıfır diye, sonsuz değerini verdiğimiz zaman eşittir sıfır yazamıyoruz. Sıfıra ters s koyuyoruz, sıfıra yaklaşır yazıyoruz. Şimdi biz proton çarpıştırdık, hadron çarpıştırmasıyla. Protonu işte dediniz ki saniyede 15 milyon kere mi ne, milyon kez çarpışıyor dediniz, 10 milyon kez. İsterseniz onun 10 katı, milyon katı daha çarpıştırabilin. Hiç önemli değil. Oradan elde edeceğiniz madde sıfır olamaz hiçbir zaman. Onun bir kütlesi olacak. Ben bunu birçok fizikçi arkadaşla da tartıştım. Ben şöyle inanıyorum. Bu enerjisini ölçebiliyorsunuz, fark ediyorsunuz ama bence kütlesi de var, bunu ölçemiyorsunuz. Fotonun da kütlesi dediniz, bence fotonun da kütlesi var. Parçacık diyoruz. Kütlesi olmayan parçacık. Ne kadar saçma bir laf ya. Kütlesi olmayan parçacık. Nasıl parçacık oluyor bu ya? Şimdi zaten o sıfır değil. Yani matematik diyor ki hiçbir şeyi sonsuza bölerek yok edemezsiniz diyor. Böyle bir Kur'an varken oturuyor fizikçiler, böyle bir araştırma yapıyor. Ve bunun başındaki bu savı ilk ile şeye koyan, ortaya koyan Peter Higgs'ti galiba değil mi fizikçi? Buna siz söylemediniz ama Tanrı parçacığı falan da dediler. Yani bir bilim adamı Tanrı tarafından ortaya çıkarak araştırma yapmaz. Ben o zaman Higgs'e veya size... Pardon. Orada bir dakika durabilir miyiz? Tanrı lafında. Bildiğim kadarıyla bu yayıncıların, gazetecilerin tabii doğru. Burada yazıyor ama ben duymadım dedim. Tabii fizikçiler değil. Pardon cümlemi bir doğru izin verirseniz. Evet. Fizikçiler değil, gazeteciler yani reklam, tanıtım bilmem ne şey yapmak için bunu söylediler. Doğru mu efendim? Fizikçiler değil. Ben duymadım zaten demediniz. Yok, ben fizikçiler onlardan da son cümlemin son kelimeleri. Fizikçiler buna çok kızmıştır. En üsttekiler özellikle. Ama asıl benim sorum şu. Bakın matematik kuralı diyor ki hiçbir şeyi sonsuza bölerek yok edemezsiniz diyor matematik. Hı. Fizikçiler, siz de çok iyi matematik bildiğinizi fark ettim. Ya fizikçiler böyle bir kuramı nasıl göz ardı eder de ben iki protonu çarpıştırırım. Bununla ilgili bir şeyler bence kütlesi var o Higgs bozonu dediğiniz şeyin ama ölçemiyorsunuz, göremiyorsunuz, fark edemiyorsunuz diyorum ben. Yok edemezsiniz. Matematik öyle diyor. Bunu niye gündeme gelmedi? Sonsuzluk meselesi hakikaten gayet ilginç bir mesele. Ama matematik hem felsefe düzleminde öyle, hem matematik düzleminde öyle. Sonuçta ortada benim bilebildiğim kadarıyla, bunu da yakın zamanda okudum aslında, yani size de tavsiye ediyorum. Bu işte şeyler sonrasında matematik tarihi değişiyor. İlginç, 98 yılında bir tane yeni bir şey bulundu. Bu yeni buldukları şey de şu, isterseniz çok küçük bir anekdot olduğu için, eğlenceli bir şey olduğu için de anlatabilirim. Kitap önerisine. Tam söyleyeceğim. Ondan sonra Arşimet'in el yazması diye bir şey. Şöyle, 98'de Christie's'te bir tane müzayede oluyor. Bu müzayede de adamların obje olarak sattıkları şey Arşimet'in el yazmaları. İsim öyle geçiyor. Arşimet'in el yazmaları olarak geçiyor. Ondan sonrasında, çok ilginç bir şey, 1998'de böyle bir şey olması. Bir tane, hakikaten hala ismini benim en azından bilmediğim, birisi 2 milyon 200 bin dolar verip onu satın alıyor.
Ve üstüne üstlük ondan sonrasında o araştırmayı finanse ediyor. Yani o şey, kitabın sergilenmesi, fizikçiler tarafından incelenmesi, şu bu vesaire, bir sürü filologtur, antik çağ şeyleri ve matematik tarihi değişiyor. 2003 yılı itibariyle oradaki bulgular. Yani bizim genel bildiğimiz klasik matematik tarihi. Buradaki temel mesele de tam da sizin işaret ettiğiniz mevzu. Sonsuzluk meselesinde, yani Newton'un, Leibniz'in, hani biz onlara atlandırırız ya, deriz ki işte türevi integrali bunlar da. Türevi integral dediğimiz şey sonsuz küçükler hesabıdır. Matematikteki klasik ismi budur. Bu sonsuz küçükler hesabını icat eden adam, bulan adam aslında Arşimet'miş. Ve şimdi yani bütün şeyler Arşimet'miş yani. Bu kitabın ilginç özellikleri var. Hakikaten çok ilginç. Bunlar çünkü İstanbul'da geçiyor bu olayların büyük kısmı. Çünkü yani 975 yıllarında İstanbul'da bu yeniden kopyalanıyor. Biliyorsunuz Arşimet'in el yazması dediğiniz şey, Arşimet'in kendi el yazması olamaz zaten. Yani işte papirüslere yazıyorlar, onlar da zaten yok oluyor. Ama bunları o günün teknolojisiyle, dolayısıyla el yazısıyla çoğaltıyorlar ya. İstanbul'da çoğaltılmış bu. Ve o zamanlar hani papirüse değil de parşömene geçilmiş, deriye geçilmiş. Deriye geçtiği için de sonrasında onları kazıyıp üstüne yeniden bir şeyler yazsa da alt tarafta Arşimet ve ait olarak aktarılan 975 yıllarındaki yazı hala bugün okunabiliyor. Ve bu kitabı 1906'da Ayasofya'da buluyorlar. 1906'da Danimarkalı bir profesör Ayasofya'nın delgizlerinde buluyor. Ve fotoğraflarını çekiyor ve ondan sonra Birinci Savaş itibariyle kitap kayıp. Nerede olduğu bilmiyor. Paris'e gittiği kesin, arada ne olduğu belli değil. İkincisi bir de 1930'lar civarında şey yapıldığı kesin. Adam satmak için üstüne bir de Bizans konularından çizmiş böyle nedir o yaldızlı şeyler var ya, sarı yaldızlı falan filan, böyle Aziz Peder bilmem falan. Ondan sonra bunlar bilgiler, bunlar sermiş. Bunu şunun için anlatıyorum. Bu sonsuzluk mevzusu sadece felsefi değil, matematik olarak çok kritik bir kavram. Ve burada yani sonsuz, gerçek sonsuz ile soyut sonsuz arasında bir ayrım var. Gerçek sonsuz çerçevesinde adım attığınız zaman, yani bu Platon'dan sonra gerçekleşiyor, o yüzden söylüyorum, Arşimet'i o yüzden anıyorum. Yani Platon'dan sonrasında, yani yine benzer matematik ekollerine sahipler ama yani Arşimet çok ilginç bir adam. Yani hakikaten mühendislik çerçevesinde, fizik çerçevesinde, matematik çerçevesinde çok büyük adımlar atıyor o döneme göre. Ve matematik tarihini değiştiren hikaye de bu meğersem İstanbul'la böyle alakası olan bir yerden çıkıyor. Bunu da yakın zamanda bu şeyden, Alfa yayınlarından Arşimet'in el yazması diye çevirmişler. Tam bir böyle hani klasik böyle bir Amerikan film modelinde bir kitap anlatımı var ama içeriği çok güzel. Bir de hani Arşimet'in burada ne yaptın, ne yedin. Ben bilmiyorum, bir sürü şeyi oradan öğrendim. Yani bu adamların denklem bilmediğini, hiçbir noktalama işareti olmadığını, kelimeleri birbirinden ayırmadıklarını, ondan sonra düz doğru çekmediklerini, bir sürü şey öğrendim. Yani size de tavsiye ederim. Ama matematik tarihi de değişiyor. Yani hem bugün değişiyor hem de ondan sonrasında, Platon sonrasında. Platoncu, Platon sonrasında onu devam ettirenler de mesela o görüşleri değiştiriyorlar. Matematikle ilgili daha büyük sıkıntı sonuçta biliyorsunuz 1930'larda Gödel'le yaşıyor. Yani Gödel teorimi bilmem ne. Ben o işleri hiç bilmem ama size tavsiye ederim. Yani gayet bu işleri iyi bilen matematikçi arkadaşlarımız var. Gelsinler, hem sonsuzluk çerçevesinde anlatsınlar hem şey çerçevesinde. Onların anlatması, yani Gödel'den ben girmek hiç istemem açıkçası. Bir takım fikirlerim var ama yani çok sıradan şeyler var. Arşimet'in ölümü de geometri sorusundan oluyor. Öyle diyorlar. Kent kuşatma altında Romalılar tarafından. Arşimet de mıknatısla çivilerini söküyor, büyüteçlerle gemileri yakıyor, mancılık yapıyor falan. Kıytırıp bir kasabaya giremiyor koskoca Roma ordusu. En son güç bela da olsa giriyor da uzunca kuşatmadan sonra. Tabii komutan şeyi istiyor, bu işleri yapan adamı istiyor, kimse bunu canlı getirin diye. Bizim Arşimet de ahırda oturmuş, samanların üstünde şey çözüyor, geometri sorusu çözüyor, uğraşıyor. Bir lejyoner geliyor, atlı, bu şeyin üstünde nesli geçiyor, problemini bozup geçiyor. Bizim bir lejyoner verip kafa tutunca şey lejyonere, kim olduğu bilinmeden Arşimet sizi öğretiyor, bir geometri bunlar. Yani evet, buna benzer bir hikaye anlatıyorlar orada. Fakat
tavsiye ederim ama yani şimdi mesela bu söylediğiniz şeydeki iki tane hikayenin efsane olduğunu, öyle olamayacağı. Mesela bu aynalarla yakma Bizans zamanında varmış. Bunu Bizanslı tarihçiler mesela yazarken Arşimet'e yakıştırmışlar. Çünkü kafaları yatmıyor. Adam mancınığı yani küp kök almış. Küp kök almadan o mancınığı, o alanı taramasını hesap edemiyor çünkü. Adamın asıl yaptığı hikaye, o kenti savunma hikayesinde o mancınığı büyütebilme. Ama büyütmek için yani kağıtla yaptığınız zaman küp kök almanız lazım. Küp kökü en yani iki küp kök, bunu en doğru hesap ettiği için yapabiliyor. Küp kök alamıyorsunuz. En doğru hesap ettiği için o mancınıkların şey alanını, nedir taradığı, tamam, denizdeki taradığı alanı doğru bir şekilde yerlerine yerleştirip ebatlarını bilmem ne falan, o yüzden savunabilmiş. 2000 yıllık hikaye yaşandı. Hayır, bunlar çok ilginç şeyler. Mesela ben de öyle biliyordum. Aynen. Hiç alakası yok. Şu Bizanslıların uydurmasıymış. Ben bize bir şey soracağım. Evet. Fizikçi olarak ben hiç bilmiyorum da kütlesi olmayan bir enerji denklemi hatırlıyor musunuz? Bana söyler misiniz? Yani E eşittir önce kareden kinetik enerjiye, hepsine potansiyel enerjiye, kimyasal enerjiye, ben kimya mühendisiyim. Yani kütlesi olmayan bir enerji denklemi. Hapsiz orada şeyin sayt bozumunu ölçmüşler, enerjisini ölçmüşler ama bence orada kütle de vardı. Bence. Siz kütlesi olmayan, kütlesi olmayan bir enerji denklemi... Enerji olarak kütlesi, efendim? Kütle... Yani kütlesi orada olmayan. Enerji dediğim şey kütlesine karşılık geliyor zaten. Zaten kütlesi var o zaman, ben onu diyorum. Kütlesi yani, var. O Hayk Bozonu'nun da biliyorum kütlesi var. Kütlesi 126 giga elektron volt diyor. Ama fark edemiyorsunuz. Enerji biliminde söylüyorum. Fark edemiyorsunuz. O zaman benim söylediğim matematik kuram geçerli oluyor. Yani onun kütlesi yok olmuyor ama fark edilemem. Bugün ben kimya mühendisiyim. Çok şey, çok küçük değerleri de ölçtük, analiz falan yaptık ama onu elektron metrebesinde veya ondan daha küçük Hayk Bozonu veya fotonu ağırlığını ölçmek belki bugünkü teknolojiyle mümkün değil ama belki ileride ölçülebilir. Bence kütleler var. Evet, başka? Arasındaki... Bir sürede olarak çalışan bir moleküler biyologla da konuştum da o yani Big Bang olduğu zaman kütle hiçbir şey yoktu diyor. Peki dedim Tanrı o da enerjiydi diyor. Yani Hayk Bozonu gibi enerjisiz kütle, yani işte kütlesiz enerji diyor. Siz bu Big Bang öncesinde, öncesi için ne söylersiniz bana, söyleyebilirsiniz? Ben şunun ötesinde konuşamam. Yani 380 bin yıl itibariyle yani olan bir şey var. Bir nedir? Mikrodalga, arnalar, ışınlar. Bu bayağı bana fizikle ilgili bir sürü şey öğretiyor. Bunun öncesiyle ilgili hipotetik şeyleri var. Yani geçen sene hani manşetlere çıktı dediğim şey onlarla ilgili olduğu için manşetlere çıkmıştı. Ama yanlış çıktı. Sonuçta yanlış çıktı. Şimdi benim kişisel bir yerden sonrasında şeye giriyor. Yani bakıyorsun İnanca çünkü giriyor. sıfır noktasına istediğiniz kadar yaklaşın. Ondan sonrasında bir yerden sonra yaklaşamıyorsunuz. Niye oradan bir tünelleme yapmış olmasın bir öncekine vesaire falan. Şimdi bunlar da matematiği olan şeyler. Bunlar da matematiği olan şeyler ama bu salınım modelleri deniyor buna. Yani evrenin salınım modelleri deniyor. Bu salınım modellerinin sonrasıyla ilgili öngörülerini gözlemleyemiyoruz. Yani burada hani sıfır noktasını atlayan, tünelleyen bir önceki evrenden bir sonraki evrene mesela bir şey vardıysa bu düşünce olarak şey değil, absürt bir şey değil. Ama yani bunu hakikaten yapıyorlar. 1923'te Friedman diye bir eleman 3 tane çözüm buluyor. Çözümlerden bir tanesi de bu işte nedir? Osilasyon şeyi, salınım evren modeli. Bugün bunu hakikaten savunan bir takım profesörler var. Yani kozmoloji profesörleri. Bunu hani sonuçta işi bilerek savunan adamlar da var. Ama bununla ilgili ellerinde henüz deneysel bir veri yok. Yani dolayısıyla bu ucu açık bir problem bizim açımızda. Ve işi ciddi bir şekilde yapanlar, ben de burada aslında onu şey yapamadım, vaktim yetmedi. O slide'da ben birincisini de sildim farkındaysanız. Büyük patlama hikayesi. Şurada büyük patlama hikayesini sildim. İkincisinde silmeye zamanım yetmiyor. Şurada. Evet. Ben öğrencilere gösterirken de böyle gösteriyorum. Yani şuradaki... Çünkü bu bir hala bir hipotez olmak zorunda. Ve çok sağlam bir hipotez. Yani şu andaki bütün verilerimiz bir büyük patlamayı işaret ediyor. Evet. Ama bu iş büyük patlamayla başladı. Bu yanlış bir tez. Şimdi
ikisi arasında çok ben, ince bir ayrım. Ben inanıyorum, kabul ediyorum ama bence öncesi de var. O yani bunlar kabul. Bunlar kabul. Evet, çok teşekkürler. Buyurun siz. Ya bir şey soracağım. Atlamış olabilir miyim? Yani, hayır, bu son bir parçacı var. Hı? Yok, bu son bir parçacı var. Size doğru. Maddenin kütlesi, yani maddenin kütleğimeler parçacık mı yoksa evet. Şey, evrensel çekimi açık yani parçacık mı? Hayır, kütleyi veren. Yani bizim bütün maddemizin kütle kazanmasını biz bütün evreni dolduran Higgs alanıyla etkileşmesi çerçevesinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Peki bu şeyi açıklıyorlar mı? Daha açıklamıyor mu? Yani, bu açıklıyor. Evrensel çekimimiz açıklıyor. Hayır. O açıklamamıyor. Yok. Evrensel çekimi anlamak için işte bu nedir sicim kuramı vesaire falan. Ama evrensel çekim şurada biraz evvel gösterdiğim tabloda. Yani bir tane gravitonun bizim hayatımıza etki etme şeyi yok. Yani gravitonlarla ilgili hani öyle bir sıkıntımız yok. Gravitonlarla zaten yeteri kadar etkileşim içerisindeyiz. Çünkü ayakta durabiliyoruz ve yer çekimiyle etkileşim halindeyiz. Var mı başka bir şey? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel söyleyiş için size, konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bugün anasından size küçük bir plaket vermek istiyoruz. Sırdaş Bey, Sırdaş Karaboğa. Mümkünse sahneye gelebilirse. Hayır, çıktı. Yok. Öyle mi? Beyza Başkanı'nı o zaman rica edeceğim. Kapayım mı hocam bunu? Tabii biraz hocam. Güzel. Baksanız daha iyi olur. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harikalar. Ben de şöyle yapıyorum. Ben plaket almaya alışıklıyım. Buyurun siz de beraber yapalım. Hakikaten açıklıyorum. Teşekkür ederim.